ikramda yoktur üstüme güvenirim. Ben zevki ben. En iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Haftanın ilk yarışmacısı Elif Demir. 24 yaşında ve 2,5 aylık evli. Sakaryalı gelinimiz ev hanımı. Damla Dege. 22 yaşında ve 3 aylık evli. Muhasebeci olan gelinimiz Tekirdağlı. Esra Özkan. 28 yaşında ve 3 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimizin memleketi Sakarya. Esra Özcan, 27 yaşında ve 13 aylık evli. Sinop asıllı gelinimiz ev hanımı. Şevval Düzgün, 23 yaşında ve 4 aylık evli. Kocaelili gelinimiz ev hanımı. Aslı Hünel'le Gelin Evi haftanın ilk gününde Sakarya'dan herkese merhabalar diyor değerli izleyenler. Biz bugün 2,5 aylık evli Elif Gelin'e konuk oluyoruz. Dostesciğim, tabii ki kırmızı kurdeleli kutumu rica edeyim. Çok güzel. Yine hediyeyi aldım. Buyurun, zili kim çalacak şimdi? Şöyle bu sefer yapacağım. Yapamadım. Bakayım. Evet, yaptım. Alabildim. Aslı Hanım, hoş geldiniz. Elifciğim, hoş bulduk. Wow! Gel. Oh! Çok şıksın. Çok teşekkür ederim. Ay, sizin kadar olamam ama. Ay, yeni gelinim benim. Maşallah sana. Ne yaptın ya sen, evlenir evlenmez gelin evine mi katıldın? Öyle oldu birazcık. Vallahi çok teşekkür ederiz hayatım. Ben teşekkür ederim. İyi ki başvurdun. Biz de geldik. Özlemişim Sakarya'mı. Harikasın. Teşekkür ederim. Kapıyı kapatalım. Tamam. Başlayalım güne. Hadi salon ne taraftan? Bu taraftan buyurun. Teşekkürler. Gelin evi. Aslı Hünel ve gelinimiz salona geçerken dilerseniz biz de kısa bir ev turuna çıkalım. Elif Gelin, metrekare bakımından küçük olan salonunda açık tonlarla spor bir dekorasyona imza atmış. Mutfakta hakim renkler siyah, beyaz ve gri. Burası da Elif Gelin'in yatak odası. Oda küçük olmasına rağmen doğru mobilya seçimi sayesinde boğucu değil. Elif, nasılsın hayatım? İyiyim Aslı Hanım, çok teşekkür ederim. Enerjiyim. Ama güne çok heyecanlısın. Evet, heyecanlıyım birazdan. Heyecanımız böyle. Şimdi birazdan geçecek. Gelinler de gelsin geçecek, hiçbir şey kalmayacak. Seni biraz daha yakından tanıyalım. Benim. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Sakarya'da doğdum, büyüdüm. Aha. Buralıyım. Peki ne işle meşgulsün, ne mezunsun, neler yapıyorsun? Grafik tasarım mezunuyum. Şu anda çalışmıyorum. Evlilik sebebiyle çalıştığım yerden çıktım. Hı hı. Tekstil fabrikasında tasarım yapıyordum orada da. Aha. Şu an çalışmıyorum ama tekrar işime, mesleğime uygun bir şeyle karşılaşırsam çalışmayı düşünüyorum. Süper. Yani daha çok gençsin, evet. Bebek düşünüyor musun? Yok, daha hemen düşünmüyoruz. O zaman çalışmak güzel tabii olur, değil mi? Çalışmayı çok seviyorum zaten. Evde durdukça çalışmadığımın, hani çalışmak diyorum, güzel bir şeymiş. Çünkü evde oturmak hiçbir şey katmıyor gerçekten. Evet. Ama ev hanımlığı da oldukça nankör bir, zor. Evet. Ama biraz da nankör. Yani yapıyorsun gözükmüyor. Yapıyorsun çok gözükmüyor. Çok haklısın. Eşin ne işle meşgul? Eşim hem dayısıyla birlikte müteahhitlik işi yapıyorlar. Gayrimenkul danışmanlığı da yapıyor. Zaten bu binayı da onlar yaptı. Aa, çok evet. Güzel. Aile apartmanı mı? Aile apartmanı değil. Karşıda kayınvalidemler oturuyor. Burası bize ait. Öyle mi? Diğer yerler başkaları. Bir dakika. Karşı komşusu kayınvalidesi. Evet. Bu acaba iyi bir şey mi? Zor bir durum mu? Ne diyorsun? Çok güzel bir şey. Böyle herhangi bir işimde, yani bir eksiğimde, bir gediğimde hemen kapılarını çalabiliyorum rahatlıkla. Bana o şeyi verdiler. Anne gibiler gerçekten. Ay, bu çok değerli. İşte böyleyse mis gibi bir yani hayat. Yani kime söylesem mesela bir yadırgıyordu. Aa, aynı apartman. Aa, karşı karşıya çok zor olur diyorlardı. Ama yaşadıkça kolaylığını, güzelliğini, onlar da çok iyiler bana karşı. Bir şey söyleyeyim, onlar ne bekliyor biliyor musun? Saygı bekliyorlar. Saygı, güler yüz. Güler yüz. Tabii kesinlikle. Saygı, güler yüz. Ondan sonra dile bizden ne dilersen evet, diyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Değil mi? Onlar da çok şanslı. Öyle. Senin gibi cici bici bir gelinleri var. Öyle. Öyle olduğunu düşünüyorum. Kapı çalıyor. Ben geleyim. Gelinler geldi. Hadi bakayım. Hoş.
Demin dedi ya işte ev hanımlığı yapıyorsun yapıyorsun hiçbir şey göstermiyor. Aslında en ağır işçilik gerçekten ev hanımlığı. Allah evdeki kadınların yardımcısı olsun canı gönülden diliyorum. Hiç kolay değil. Allah yemek sende, ütü sende, çamaşır sende, temizlik sende. Efendim evin idaresi sende. Ay her şey sende. Sonra çocuklar bir de okuldan geliyor, onlarla ilgilen. Sonra kocan geliyor, yemekti falandı filandı. Gerçekten hem çalışma hayatını hem de ev kadınlığını birlikte yürütebilmek oldukça hünerli bir iş. Buradan evdeki kadınlarımıza da selamlar, sevgiler olsun. İyi ki varsınız. Allah güç kuvvet versin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun kızlar, içeri davet edeyim sizi. Bir şey yok mu? Boş boş mu karşılıyorsunuz? Sizi güzel bir sürprizim var. Onu kahve içerken göstereceğim zaten. Peki inandık. Peki. O zaman. Buyurun, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Sakaryalara kadar getirdin bizi. Hiçbir şey yok. Birazdan kahve içerken el emeği bir şey göstereceğim tamam. Size. Lütfen. Şimdilik tamam. Yani içeriye bir girdik, karşılama bomboş. Yani yarın benim günüm. Yarın burası bir inleyecek değil, burası tüm Türkiye inleyecek diye düşünüyorum. Yani ne bekliyordu ki anlamadım. İnsan yani her insan davul zurna tutacak hali yok ya da ne bileyim köçek tutacak hali yok yani. Gayet güler yüzle karşıladı. Ben çok beğendim. Çok abarttılar. Tıtıtı ellerim tutuyor. Duymak istedim. Bunu az sonra öğreneceğiz. İnşallahlar yemidir. Bir perde faciası görüyorum ben. Avizelerine de değinmeyin. Şevacığım lambaları da ben söyleyeyim istersen. Hiçbir uyum sağlayamadım, yakalayamadım. Ankaz trende de bez izi kalmış, lekeler görüyorum. Mobilyan neden hemen deforme oldu? Benim kardeşimin yatak başlığı var, bundan daha gösterişli. Olta, bravo. Eş Elif onunla yakaladı herhalde. Aslanım ben sunukları birbiriyle asla uyumlu bulamadım. En romantik sürpriz neydi? Elinde bir pizza kutusuyla geldi. Az sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ay haftanın ilk gününde bir tanıyalım, hemen isimleri duyalım. İsmim Damla. Benim Esra. 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 Nerelisin Esra? Sinopluyum. Sen nerelisin? Sakaryalıyım. Memleketimdeyim. Sakaryalı Esra ve Sinoplu Esra olarak sizi ayırt edebiliriz. Peki. Şevval. Şevval. Sen nerelisin? Kocaeli. Kocaeli. Sen? Ben Tekirdağlıyım. Tekirdağlısın. Ay biz de bugün Sakaryalıyız. Evet, şimdi hediyeni aç istersen. Tamam. Çok merak ediyorum. Evet, biz de merak ediyoruz. Biz de merak ediyoruz. Aç görelim. Aç görelim. Ver. Şöyle koyayım ben. Ver. Ver. Böyle. Açıyorum şöyle. Aç bakalım. Tam bana uyacak bir şey. Öyle mi? Evet. Şöyle göstereyim. Yoksa buna benzer var mı diyorsun? Yemek takımımda da göreceksiniz zaten. Öyle mi? İyi bak ne güzel çok, o zaman çok, ona. Çok beğenmiş. Düşürmeyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan. Çok sağ olun. Çok beğendim gerçekten. Ay canım benim. Çok mutlu oldum ben de. Al bu kırmızı kurdele de lazım olur. Lazım olur. Şimdi sen bunları götür. Tamam. Bizim haftanın ödüllü oyunu var biliyorsunuz hanımlar. Her hafta altın kolye veriyoruz birinciye. Şimdi onu tabii ki bugün bakalım cam fanusumuzdan hangi zarf ve hangi oyunu seçeceğiz. Sen fanusu getir. Tamam. Şöyle hediyeni götür. Bakalım bu haftanın ödüllü oyunu ne olacak? Bakalım aslında. Tahminleri alayım. Tahmini suyu falan mı? Yok. Tahmini suyu olmadığını. İstemiyorum. O yapıldan. Şey yıkama falan. Valla aynıları olabilir. Bazıları var içerisinde. Anam yeşil geldi. Yeşil. Evet. Yeşil neydi? Murad'a verelim. Hadi bakalım. Tıtıtı ellerim tutuyor. Duymak istedim. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Narman! Nar mı acaba bu? Evet. Ay narman yıkayacağız, nar mı sıkacağız? Ay ya. Uyuyacağız mı? Battık narsa yandık. Ay ay ay. Yandı. Çarşı yandı. Biz direkt bizlerimde. Acaba ne? Nar.
Nar mı diyorsun? Da olabilir. Çarşıdan bir tane eve geldim. Nar. Yok canım, nar. Nar tabii. Nar, evet. Peki narla ne yapacağız? Bunu az sonra öğreneceğiz. İnşallah nar yemidir. Nar yeme. Evet. Evet. Bakalım. Şey, ayıklama da olur. Öyle mi diyorsun? Ben de ayıklama düşünüyorum. İnşallah. Çok da zor attığınım. O zaman kazanmış. Şimdiden mübarek olsun. Al bunu hayatım sen. Alayım. Böyle. Sen böyle artık bize ne ikram edeceksin? Evet, ikramlıklarımı getireyim. İkramlara geçelim. Tamam. Onu bir güzel değerlendirelim. Evet. Sonra salona geçeceğiz. Evet. Ay çok kibar pudra rengi, elbisesi de çok güzel. Acaba nereden almış, kaça almış onu da soralım birazdan. Evet, soralım. Nasıl karşıladı sizi? Boş. Çok boş. Bildiğiniz bomboş. Merhaba yani. Kuru kuru. Açtı kapıyı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kapıyı açtı. Ne desin yani? Ne bekliyordunuz? Sanki 10 yıllık arkadaşını karşılar gibiydi Aslı Hanım. Ben üst komşusu değilim sonuçta. İstanbul'dan geliyorum. Ne yapsaydı mesela bandoyla mızıkayla yani falan? Yani bir tane patlatabilirdi. Konfetiye de razıydı. Evet, sonuçta diyorsun Aslı Hünel'le gelin evi burası yani. Yani tabii ki. Yani. Bir böyle afilli bir karşılama. Geldik siz. Doğru. Afilli bir karşılama. Sakarya özgü bir karşılama da olabilirdi Aslı Hanım. Mesela Sakarya özgü yani, karşılama nasıl? Kabak tatlısı falan da verebilirdi. Ne bileyim hani o tarz. Bayasaydı yani kabak tatlısı. Yani değişik bir şeyle. Evet. Yani evet. Ağzınız patlanırdı. Ay, diyorsun. Tatlı yer tatlı konuşabilirdik evet. Şu anda. Evet. Ağzınız yaşlanmadı Aslı Hanım. Ne konuşacağımızı bilemiyoruz. Sizi de göreceğiz. Ay, hadi sizi de göreceğiz. Kolay gelsin Elif. Heyecanlı mısın? Heyecanlı değilim. Çok azıcık heyecanlıyım yani öyle söyleyeyim. Ama evime güveniyorum. O yüzden kızlara da ufak bir sürprizim var kahvenin yanında. Onu da koyacağım unutmadan. Heyecandan unutabilirim. Bu arada elbisen çok şıkmış. Teşekkür ederim. Rakiplerini nasıl buldun? Kızların hepsi çok iyiler. Çok sevdim hepsini. İlk görüşte sevdim. Hepsi gayet pozitif, neşeli insanlar. Yani hiçbirinden negatif bir elektrik almadım, öyle söyleyeyim. Belki ilerleyen zamanlarda fikrin değişir. Tabii yorumlar geldikçe bakacağız artık. Ama fişi takmazsam yapamam kahveyi. Beni konuşturdun, unuttum. Tabaklarımı da hazırlayayım. Kahvenin yanında ne ikram edeceksin? Beze, bunu kuzenim yapıyor. Beze ya da kaymak da deniliyor. Kahvenin yanında onu ikram etmek istedim, elemeyi. Bakalım beğenirler inşallah. Peki ya niye sen yapmadın derlerse? Bulurum ben bir cevap, sen merak etme. Aa, o kutularda ne var? Hemen göstereyim şu farklı olan. Bunları kendim ördüm, kendim paketledim. Kızlara, Aslı Hanım'a hediye benden. Hem birazcık da şeyli, yılbaşı, yeni yıl. Ona özgü bir şeyler koydum üstüne. Yeni yılı temsil eden işte kokinadır, nardır, şans. Onlara da şans getirsin ama bana daha çok getirsin. Onları vereceğim, hediye edeceğim. İnşallah beğenirler. Umarım Elif'cim. İstersen sunumlarını hazırla. Bak zaten kahve de olmak üzere. Ben içeri geçiyorum. Geldi gelinimiz. Sarı tepsilerle geldiğinde dedim ki eyvah, bu zigonlar çok küçük, nasıl sığacak diye düşündüm ki dediğim gibi de oldu zaten. Herkesin elinde kaldı. Ben senin çıkarken elbisenin böyle uçlarındaki tüylere, taşlara bayıldım. Dedim ki bir gelsin, nerede giymiş, ne kadar almış, soracağım dedim. Bunu kendi nişanımda giydim. 1500 TL'ye aldım. 1500 çok, TL. Evet, 2017'de almıştım. O zamandan bu yana ilk kuzenimin düğününde, sonra da kendi nişanımda giydim. Şu belin de inceliğine bak. Belinde de başka bir bu kemer, bunun bu, değil mi? Kendim yaptım bunu, evet. Taç da var. Tacı da ayrıyetten aldım. Ha, hı-hı. Sen yaptın kemeri. Ben kemerimi kendim yaptım. Normal tokası falan farklı hoş bir kemerdi. Olmuş. Böyle modernleştirmiş sanki. Evet, güzel olmuş. Yakışmış. Çok ederim, yakışmış. Çok taç da çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Çok beğendik hayatım. İyi günlerde giy. Evet hanımlar, kahve ikram ediyor gelinimiz. Nasıl bulduk? Hediyen için çok teşekkür ederiz. Bu arada güle çok güle ince kullanır. Bir düşünce çok olmuş. Teşekkür ederiz. Çok güzel.
Evinizin kapılarını açarken beni hatırlamanız dileğiyle size yaklaşıyorum. Keşke bunu girişte verseydin ama şöyle, sanki. Şöyle elinize tutuşturmak istemedim hiç tanışmadan, şey yapmadan. Oturduğunuzda vermek istedim. Açabilir miyim? Biraz nerede? Zor açılabilir. Yapışkanlık. Etabada uyuyor aslanımlar. Yeni yıl haftası baksana. Çok güzel. Kendim ördüm anahtarlığı. Ciddi misin? Kendim hazırladım hepsini. Bunların hepsini? Hepsini kendim hazırladım. Bak bak ne marifetli. Evet. Ellerine sağlık. Vallahi ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Elif'ciğim açmamamız için mi yaptın? Açılmıyor mu? Hayır, açılıp dökülmesin diye biraz silikon kullandım. Silikon tabancasıyla birlikte. O zaman bunu kesmek zorunda. Evet, kesip açacağız herhalde. Kullanacaksın. Güzel. Kokinem bozulmasın o zaman, sonra açalım. Bozabilirsin, olsun. Evet, sunuma geçelim. Terzlik bir şey bu. Yani benim terzim değil. Ben Nelik? Yani nasıl diyeyim? Kendi özgü bir terz. Kendine özgü bir tarz. Yani tepsisini çok modern bulmadım. Sadece tepsisi birazcık demode gibi bir şey söyledim. Onun yanı sıra bardağıyla bu bardağındaki gold detayı gözümden kaçmadı değil. Beğendim. İkramının içinde teşekkür ederim. Benim yorumum bu kadar. Bezeleri de kuzenim kendi yapıyor. Eşinin fırını var. Orada yaptı. İkram etmek istedim onu da. Evet, kahvenin yanında güzel olmuş. Evet, tepsilerim çok büyük kalmış. Nasıl? Tepsileri çok büyük. Şevval'le devam edelim. Ve tam böyle gold da değil galiba. Biraz bakırla kaçıyor. Evet. Daha gold bir şey isterdim ve plastik olmamasını isterdim. Daha şık olabilirdi. Enes sağlık yine de. Teşekkür ederim. Ben de katılıyorum aslında Şevval'e. Çünkü basit kaldı yani. Ne diyorsun? Yani biraz haklı olabilirler. Yani basitliğinden dolayı ama gold bardak ve kahve fincanımla hani goldlu bir şey yani alırken de uyduğunu düşünmüştüm. Bu şekilde aldım. Kaça aldın tanesini? 30 TL tanesi. Çok ya uygun. Şimdi böyle metalden var artık. Ya herkes onları tercih ediyor galiba. Daha şık duruyor. Değil mi? Onlar da hemen hemen bu fiyatlar yani. Peki zigonların daha önce var mıydı yoksa? Önce hangisini aldın? Yani bu zigonlarının bu kadar dar olduğunu bile bile mi bu kadar büyük tepsi aldın? Yani alırken zigonlarımı hiç düşünmedim. Hmm. Düşünmeden aldım. Bugün de mi düşünmedin? Evet, o biraz aklımdan çıkmış. Çünkü sığamadık birazcık. Evet. Keşke bir orta böyle sehpa gibi küçük böyle yani. Evet, orta sehpa da olabilir. Hazırda misafirlik için ekstra bir masan olsa çok daha iyi olabilirdi. Nasıl bir masa? Küçük orta sehpalar oluyor ya. Yani sen orta sehpa kullanmıyor musun? Orta sehpa kullanmıyorum çünkü köşedeki tekli koltuğum tam L koltuğuma dönük olduğu için hani orta sehpa alanı çok kısıtlayacak. Evet, zaten dar ve küçük bir salon burası. Evet. Biraz tekli koltuğum olmasaydı belki kullanabilirdim. Ama o da olduğu için alanı darlaştırmamak için kullanmamak istedim. Peki kahve sunumu ile ilgili hanımlar söyleyeceğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ben dediğim gibi aslanım tepsiyi biraz basit buldum açıkçası. Ben can ve su bardağının uyumu güzel, ikisi de gold detaylı. Bu da uygun. Bence yani, peçetesi ama bunun da etrafında yine bir gold bir çizgi beklerdim. Peki. Evet Şevval. Ben buradaki kokina detayıyla birlikte peçetenin de uyum sağlamasını isterdim. O da kırmızı olabilirdi ya da yılbaşı temalı bir peçete olabilirdi yılbaşı. Bence. Yılbaşı temalı peçeteyi soframda göreceksiniz zaten. Orada kullanmak istedim. İki tarafta kullanmayayım dedim. Buraya biraz daha sade kullandım. Göreceğiz bakalım sunumunu. Evet, merak ediyoruz. Peki hanımlar, bence salon yorumuna geçebiliriz. Elif Gelin'in salonu metrekare bakımından hayli küçük. Bu nedenle açık renk köşe kanepe kullanmak doğru bir karar. Ahşap ve beyaz kombinli televizyon sehpası tarz ve ebat olarak salona uygun. Fon perde kullanılmaması salonu ferah göstermiş. Canlı bitki salona renk katmış. Ayrıca saksısının jüt kumaşla kamufle edilmesi ortama bohem bir hava katmış. Son olarak açık renk, desensiz halı kullanılmasını yerinde bir karar olarak değerlendirdiğimizi belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Elif'ciğim, ev kiram mı? Sizin miydi? Kendi evimiz. Tamam, kendi evi. Damlacığım senden başlayalım güzelim. Ya öncelikle şöyle bir baktığım zaman tabloların tek başına çok güzel. Tek başına. Çok güzel. Fakat koltuk takımın ya yani belki zigon sehpanla uydurmuş olabilirsin fakat şu alttaki rengi ben anlayamadım. Eskitme goldumsu gibi. Yani goldla ahşabı yakıştırmıyorum. Goldla ahşap uyumunu sevmiyorum, ben öyle söyleyeyim. Telefonu bölüm, affedersin. Gold çok sarı ya. Çok sarı durmadığı çok için sarı durmuyor. Yani o yüzden sordum ne diye. İlk baktığında bir ahşabı anımsatıyor.
Ama gold da durmadığı için aslında ahşapla kombin etmiş. Bu tonla evet. Ahşap olabiliyor gerçekten. Ben de gördüm Damla. Sen sevmiyor musun? Ha, yani bence bu çok turuncumtırak kalıyor. Bu daha böyle... Şey, daha kahve hatta. Yani evet. Değişik. Öyle evet mi? Uyduramadım. Sen de mi aynı düşünüyorsun? Ben de aynı fikirdeyim Aslan Hanım. Hiç goldla ahşap uydurmuyorum. Hatta salonda çok ahşap da sevmiyorum. Hmm. Daha salonu şık tercih etmekten yanayım ben. Hmm. Burası biraz daha oturma odasını bana anımsatıyor. Ama senin böyle bir oturma odan ayrı, yok. Hayır, odan ayrı yok. Yok, tek, değil mi? Evet, tek. Evet, hem şık hem rahat bir oda evet. Olmasını sağladın. Rahatlığı bizim galiba. İçin daha öncelikli hatta. Rahat da bir koltuk. L koltuğunda Berger'in takım mıydı? Takım değil, Berger'i kayınvalidem yaptırdı. Ben çok uyduramadım onu bu L koltuğa renk olarak. Evet. Kumaş olarak da bence çok yakalayamamış. Yastığımla aynı renkte aslında, kahverengi yastıklarımla. Temizlenmesi nasıl oluyor bu koltuk? Çünkü çok leke tutan bir koltuk. Şöyle, şu ana kadar bir leke olmadı ama ufak daha tefek olduğunda evet. Elektrikli süpürgenin fırçalı başlığıyla birlikte tozunu alıp daha sonra şey yapıyorum. Çok kolay sınıyorum. Deforme olabilen bir kumaş çünkü bu. Biraz öyle evet, mi? Evet, ben almadım bu kumaşı, o yüzden değiştirmişim. Elifciğim, burada bir perde faciası görüyorum ben. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Nasıl neden bu şeyle? Şekilde yaptırdım? Ne var? Aslanım, ha. Üç ayrı perde var. Evet. Kornişin sonuna kadar gelmiyor. Hı. Yarıda bırakmış. Yani sanki biri buradan ikisini de kırpmış gibi duruyor. Yani şu bitimine mi diyorsun? Evet, bu taraf boş. Acaba kaydı mı? Hayır. Kaymış olabilir. Burada bir aslanım var. Orasını ben bilerek öyle. Boş bıraktım, affedersin. Şurayı boş bıraktım. Evet, çünkü tamam. İki camın arasında bayağı bir boşluk var ve onu perdeyle kapatmak istemedim. Diktirmişsin, sanki ölçüyü tam alamamışlar. Eve geldiğinde aslında bir facia yaşamışsın. Ölçüyü birebir ben aldım ve aslında istediğim ölçülerde. Hani bence duvardan, terzi getirecek. Yani bu sen evet. Bunu beğeniyorsun bu şekilde. Tabii, duvardan duvar olayını ben hiç sevmiyorum. Evlenmeden önce öyleydi. Çok sıkıldığım için kendi evimde gönlümce yaptım. Ben perdelerimin facia olduğunu düşünmüyorum. Salonumun kıskandıklarını düşünüyorum. Bunu seyirci de görecek. Yer beyaz, gök beyaz, duvarlar beyaz. Sanki bir beyaz balonun içindeydik. İşte böyle parça parça olmuş. Ev bir sizin de bu kadar perde sevmiyorsan neden bu kadar cam yaptırdınız? Şöyle, yani yaptırılırken ben yoktum. Onlar çoktan başlayıp yani mimarisi çizilmiş, başlanmış, temeli kazılmış. Bütün bina komple aynı şekilde. Yani ben gördüğümde zaten çok beğendim. Hiç hani bu ev olmaz, başka eve gidelim, camları büyük, yatak odası küçük demedim. Anladım. Beğendim. O yüzden bir şey de demedim yani. Evet. Ama daha çok bir de kendi evim olunca, hemen olunca yani. Camlardan bir kopalım artık tüllerden. Bir fiyatını alalım önce tüllerin. 5 bin, civar. Evet, o civarda. Anladım. Sadece tül ve perde mi? Tüller. Ay, evet. Tül ve güneş. Evet. Fonsuz evet. Halik ben. Peki. Bana pahalı geldi. Çok geldi. Evet. Bana da çok geldi. Evet. 5 bin lira. Hadi fonu olsaydı o zaman tamam evet. Fonlar daha pahalı. Hakikaten yapmadın mı perdeyi? Yani şöyle ben çok baktım. Bir de biz son anda böyle düğün tarihini koyduk. İşte bir ay öncesi mobilya aldık. Ben koştur işte pahalıydı, perdeydi falan. Hı-hı. Hani hep son zamanda olduğu için fiyatlar da gerçekten çok, uçmuş. Gerçekten artık öyle artık hani ucuzunu bulamayınca dedim ki demek böyle piyasa. Mecburen alıyorsunuz. Halıyı nasıl bulduk? Halı da çok renksiz Aslı Hanım. Evet, yani o kadar soft bir salon olmuş ki. Aslında yani Allah'tan şu evet. Bitki var. Yani hiçbir renk yok. Sadece şu bitki yemyeşil gözüküyor o kadar. Salonda evet bitki çok güzel. Ben de kullanıyorum. Ama içinde hani bir renk olmalıydı. Ne bileyim işte fonu renkli olabilirdi olsaydı. Çok halısında bir detay olabilirdi. Ya da kırlentler olabilirdi renkli. Hı hı. Yani hiçbir detay yok. Hani baktığım zaman bomboş beyaz bir oda görüyorum. Yani böyle sanki bir yerden görmüş de parça parça birleştirip. En kendini ya hiçbir şey katmamış. Aslında bir saçma bir şekil. Şöyle söyleyeyim Damlacığım. Damlaydı değil mi? Evet. Kendimden çok şey kattım. Koltuğum ayrı, halım ayrı, tablolarım, tekli koltuğum, TV ünitem, çiçeğim. Hani çok beyaz diyorsunuz ama belki girdiğinizde o içerideki ferahlığı da görürsünüz. Yani kasvet yok, namında kasvet değil. Fazla ferahlık. Çok ferahlık. Evet. Ferahlık ve yani, o kadar da rahat. Fazla oksijen de insana da buraya böyle birazcık daha fazla oksijene benziyor. Evet. Avizelerine de değinmek istiyorum. Şevacığım lambaları da ben söyleyeyim istersen. Ay, tamam. Hiç fırsat vermedi. Peki. Aslandım ya. Konuş hadi. Konuşamıyorum. Lambalarını buraya yakıştıramadım ben. Yani çok sade gerçekten evin hani zaten genel olarak sade belli soft renkler kullanmışsın hep. Tek renkli zaten çiçeğim var. Çiçek. O yüzden avizeler böyle
hoş gelmedi benim gözüme. Ben burada bir de saat görmek isterdim Aslı Hanım. Aynı şu rafının ahşabından ya da tabloların ahşabından büyük ve güzel bir saat çok yakışırmış. Peki bu üniteyle yemek masan takım mı? Hayır değil. Değil. Hepsi tek mi aldın bunu? Ayrı aldım bunu, evet. Fiyatını öğrenelim mi? 1800 TL fiyatı. Evet. Elifciğim, televizyon odaya göre biraz büyük kalmış açıkçası. Hani o da biraz küçük ya, izleme açısından da hani gözü birazcık rahatsız yani, eder diye düşünüyorum. Ben odanın küçük olduğunu düşünmüyorum. Çünkü koltuklar televizyona fazlasıyla uzak. Ondan biraz daha küçüğü bence hani ufak kalacaktı. Çünkü duvar da çok büyük ve onu doldurduğunu düşünüyorum. Arkada duran lambader tarzı. Lambader. Değil mi? Evet. Aha. Onu yatak odasına görmeyi daha çok isterim. Yani yatak odasına geçtiğim zaman onu orada görmek isterdim. Burada oturma odasında değil. Ama lambaderin yine odayla uyumlu ayaklarını dikkat ediyorum. Ahşap. Evet bence de bu odayla uyumlu olmuş. Ben uyumlu olmuş. Sen ama yatak odasına daha... Yatak odasında olmasını tercih ederdim ama uyumlu. Ama uyumlu şey, lambader her odada kullanılıyor. Evet. Salonda da kullanılabiliyor. Artık şu üç tane sarkıtanlar onları görmekten yine bu iyi. Onlar ağaç gibi olan değil mi? Her evde. Her evi sağlayan. Evet evet. Lambadar 3 tane böyle. Ahşaptan. Ahşaptan hasır. Aynen öyle. Aslında ben fiyatlarını merak ediyorum, koltuk takımının, halının ve tablonun. Tabii evet. Hemen söyleyeyim. Koltuk takımımız 34 bin, halım 8 bin TL. Yemek masası dahil değil değil mi? Değil. Fiyatı. Ayrı ayrı. Sadece koltuk fiyatları. Evet. Pahalı. Tablolarını bence da kuzenim hediye etti. Fiyatını bilmiyorum. Tablolarını ortadaki bu zigonlar? Zigonlar 380 TL. Ha güzel. Olduk, çok uygun. Ama koltuklar halıya 8 mi dedin sen? Evet. Halı nasıl sizce? Şey, ipek halı mı? Akrilik kir tutmayan bir halı vardı. Yani şu an akrilik. Sanki böyle yansımalı halılardan değil mi bu? Hani koyu yerden bakınca ben koyu açıktan. Evet. Yok değil, sadece bu ayak izini falan çok gösteriyor. Evet. Yani süpürünce çok güzel tek bir renk. Hı-hı. Ama yürüdükçe bir koyu bir açık kalıyor. Bir pişman olmuş gibi. Tabii. Avizenin fiyatını da öğrenebilir miyiz? Avizelerimi ikili aldım. 400 TL ikisi toplamda. İyi, uygun. Evet. Uygun. Değil mi? Ama koltuk çok pahalıymış Aslı Hanım. Yani koltuğum ufak bir koltuk değil. Oturduğunuz kadar arkada da bir payı var. Evet, yastık. Sırtlığı, yastıkları. Açılıyor mu koltuk? Yastıkları iki sıra. Yastıkları alınca tek kişilik yatak boyutunda hemen hemen. Bence de. Yani yatıya misafirin geldiğinde tabii bu da alıyorum rahatlıkla. Ağlıyorsun. Bir şey soracağım. Kumaş da kaliteli. Kumaşı güzel ama biraz seni zorlayan bir kumaş olur. Şu an daha iki buçuk ay zorlamadı ama bakalım inşallah zorlamaz. İnşallah zorlamaz. Bir de bunlar tek tek kullanılıyor mu mesela Leia? Hani ayırabiliyor musun? Parça parça ben bunu canım sıkıldıkça ikili kullanabilirim. Değiştiriyorum okay, sürekli. Yani. Şu an ayırdık. Mesela Damlacığım şu an ayırdık, bilmem farkında mısın? Ayırdık. Farkında değil, kıyamam. Bak biz tekli böyle şeylerde oturuyoruz. Siz böyle üçlü koltuk gibi oldu burası, dördü. Evet. Arada canı sıkınca böyle de kullanabilirsin. Değiştiriyorum, evet. O açıdan güzelmiş. Bence de. Bence de. O zaman sizi bir mutfağa göndereyim mi? Olur. Aslında. Peki gelinler, Elif gelinin mutfağına geçiyorlar. Buyurun hanımlar. Kalkalım. Yani ben açıkçası 8000 liraya öyle bir halı asla almam yani. İmkanı yok. Evime dahi sokmam. Ben bütün halılarım 8000 liraya alır çıkarım yani. Kaşıklarım plastik. Evet. Gıda için hiç uyumlu değil. Şu koku da dikkatimi çekti. Ben bunu da uygun bulmadım. Teddy kumaş ve bu halı bence uymadı. Avizen birazcık mutfak avizesi gibi geldi bana. Bence bu evet, albümün uygun yeri de yatak odası değil. Yani oturma odasında mı sergileyecekti? Tamam, İçinde göstermek istemediğim fotoğraflar var, o yüzden yatak odasında. Boğucu olmasın diye çok boş kalmış. Evet. Birazcık çocuk odası gibi gördüm. Babam hep dalga geçerdi düğün yaklaştıkça, bir de şuradan düşer misin falan korusun diye. Allah korumuş seni bile. Evet. Az sonra. Elif gelinin mutfağı siyah, beyaz ve gri tonlarında dekore edilmiş. Beyaz lake dolaplarla siyah kulplar şık bir kontrast oluşturmuş. Siyah jaluzi perde mutfağa çok yakışmış. Mermer desenli yuvarlak masa ve İskandinav tarzı teddy sandalyeler gayet zevkli seçimler. Balkon kapısındaki siyah plise perde jaluziyle çok uyumlu.
Son olarak metal kafesli siyah lambayı ve füme rengi halıyı çok beğendiğimizi belirtelim ve sözü ev sahibimize Elif Gelin'e bırakalım. Kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle benim gözüme takılan masa oldu. Masam birazcık karışık, siyah ve mermer desenli. Buraya daha açık tarzda bir masa daha güzel durabilirdi. Siyah birazcık boğucu olmuş çünkü mermerin de siyah, bu da siyah. Bunlar da grimsi. Yani mermerim, yani siyah olmasının sebebi açık bir renk yapsam bence daha uyumsuz olacaktı. Siyah mermerimle uyumlu olsun diye mermer desen de tercih ettim. Yani bence güzel ama tabii senin fikrine saygı duyarım. Bence mutfak tezgahımla masanın mermeri hiç uyumlu değil. Yani o mermer farklı bir mermer, bu mermer farklı bir mermer. Üzerine koyduğun o yapay ot bilemedim. Yani çok yeşil kalmış burada. Bu kadar yeşilliğe gerek var mıydı? Bence yoktu. Onun dışında home mutfakta ne alaka? Yani dekoratif olarak seviyorum. İster ve o raf bence biraz yukarı doğru kalmış. Evet, çünkü üzerine koyduğum şeylik aşağı doğru biraz kayıyordu. Evet. Ben onu düzelttirdim. Biraz daha yukarı doğru aldırdım. Düşmesin birazcık diye. Birazcık küçük kalmış. Sanki kocaman duvarda böyle küçücük. Aslında böyle hiç, ben bunu bile istemiyordum. Ama bir dekoratif ufak bir şeyler lazım illaki. Evet. Çünkü hani doldurursam alan kalmayacak bana. Ferahlık daha iyi bence. Ben onu beğenemedim. Ben de avizendeki o gold, rose gibi duruyor ama hiçbir uyum sağlayamadım, yakalayamadım. Peki avizenin fiyatı ne kadar? Onu 100 TL'ye aldım. Uygun da aldığımı düşünüyorum. Severek aldım. Bence uyuyor mutfağıma da. Ama tabii gold, ben gold'u da seviyorum. Hani ufak tefek zaten bir yerlerde de çok var illa. Gold'u ben de seviyorum ama burası da gold. Birazcık kaldırmaz. Hani en azından birkaç tane böyle kahve ya da ne bileyim baharatlık tarzı evet, bir şey. Yani kendi tezgahın çok boş. Hiçbir şey yok. Yani ben tezgah üstünde hiçbir şey kullanmayı sevmiyorum. Yağdanlığım, yani en çok kullandığım kaşığım ve çay ve kahve makinem. Bana bunlar hani yeterli oluyor. Diğerleri bana çok fazlalık geliyor. Kaşıklarım yani plastik. Evet. Gıda için hiç uyumlu değil. Ben bir gıdacı olarak... Yani teflon tavalarda genelde kullanılıyor. Tahta kaşığı kullanabiliriz. Tahta kaşığı da sevmiyorum. Yağlı hissi bırakıyor. Plastiği ısıyla hiç kullanıyorum ben. Birleştirmememiz gerekiyor gıdadan. Yani birazcık maalesef tezgahını dolu görmeyi isterdim ben. Yani ben dolu tezgahı tercih etmiyorum. Çünkü benim gözüm daha çok böyle boş, sadelikten yana. Mesela jalüzilerini çok beğendim. Çok modern durmuş. Rengi de çok bir güzel. Ofis teşekkür ederim. Yani bir birazcık yok, ofislik. Bence şu an revanşta yani olan bir şey zaten. Teşekkür ederim. Genç vereyim olduğumuz için. Jaluzi seçmemin sebebi mutfakta ben tül hiç sevmiyorum. Olmaz evet buraya, evet. Tül hiç de o yani hem ben şeyimin oldum altında, musluğumun üstünde. O yüzden bunu kullanmayı tercih ettim. Peki fiyatı ne kadar? Balkon kapısıyla birlikte ikisini 2100 TL'ye aldım. Biraz pahalıya almışsın evet sanki. Kötü durmuyor, hani güzel duruyor. Fakat hani mutfağa birazcık boğmuş gibi siyah yani. Yani ne olabilirdi sizce jaluzi haricinde? Bu birazcık daha boğmuş yani, birazcık krem trak ya da beyaz bir zebra ya da ne bileyim kelebek tarzı bir izmi yani, geliyor tam hatırlamıyorum. Şöyle zebra da kumaş ve bence o da çok kirlenirdi. Bunu hemen pratik de bir bezle alıyorum, çıkıyorum, siliyorum. Gitmiyor mu rengi? Hayır, gitmiyor. Yani kimyasal kullanmamaya dikkat ediyorum, sadece suyla. Benim şu koku da dikkatimi çekti. Bence mutfakta bu tarz kokulara yer vermememiz gerekiyor. Çünkü burada yemek pişiriyoruz, gıda var. Ben bunu da uygun bulmadım. Zaten oraya koyduğun o şey bir dresuar aksesuarı bence. Asla mutfaklık bir şey değil. Yanındaki home yazısı da beraberinde. Tatlım bak, mis gibi kokuyor. İçerisini güzel kokutuyor. Yemek yapsam da yapmasam da, kapım açık olsa da girdiğinde güzel kokuluyorsun. Yani onun orada olması bence mutfakta olabilecek bir şey. Bence bana yaptığım yemeklere de zarar vereceğini düşünmüyorum. Salon bize böyle güzel kokabilir ya da ben girişte bu kokuyu alabilirdim mesela. Girişte hiçbir şeyin yoktu kokuya dair. Girişte yani bence koku olmasına gerek yok. Çünkü her odamda koku var hemen hemen yatak odası haricinde. Bence bunların kokusu zaten girişe de sindiği için girdiğiniz gibi o güzel kokunun şeyine varıyorsunuz. Ya çok önemli değil. Bu zaten buraya koymuşsun. Girişte olmadığı için üstüne çok konuşmamıza gerek yok bence. Ben uygun bulmadım bir gıda. Sandalyeye geçmek istiyorum. Nasıl temizliyorsun ve nereden aldın? Yani ne kadar aldın? Şöyle, o bana teyzemin düğün hediyesi. 7000 TL'ye falan almıştı. 4 sandalyesi mi değil mi? Masa takımı değil. 4 sandalye ve masasıyla birlikte. Aşırı pahalı. Bunların masası bu mu oluyor? Evet. Ya ben daha çok böyle ahşap ve şeylerde gördüm, dikkatimi evet çekmişti ama. Sandalyenin kumaşını teddy görüyorum. Teddy kumaş ve bu halı bence uymadı.
Şimdi masanın hediye olduğunu söyleyeceksin ama halıyı sonuçta kendin aldın. Tabii yani bence halıyla sandalye uyumlu olmasına gerek yok. Sonuçta bu kolay temizlenebilen bir halı olması lazım. Çünkü mutfakta sürekli üzerine bir şey dökülüyor, ediliyor. Yani bence onun bir uyum olması lazım değil. Ben senin mutfağında göreceğim uyumlu mu diye. Sanki bir tık küçük kalmış ama halın. Güzel, kötü demiyorum ben, yakıştırdım ama bir tık küçük kalmış. Hani biraz daha uzatabilirsin çünkü burası mutfak, hani petek falan da göremiyorum. Ayakların şöyle yerden ısıtma, o yüzden ufak aldım. Çünkü yerden ısıtma olunca halıdan yukarı vurmuyormuş çok. O konuda zaten salonumda da büyük halı var. Mermer de çok geçirmez diye biliyorum ben ama... Yok, sımsıcak oluyor şu an. Belki ayakkabılarınızdan hissetmiyor olabilirsiniz. Doğrudur. Bir de hani mutfak biraz daha ufak olsun, temizliği kolay olsun. O yüzden tercih ettim. Ben geldiğimden beri ayak soğuk, ayaklarım çok üşüdü, bileklerim de çok üşüdü. Hayatım, çıkar istersen ayakkabılarını, bas hemen şurada önüne. Ama şu anda çıplak ayak gezmiyorum ki senin evinde. Ayağımda topuklu ayakkabı var. Bu şekilde benim ısınmam gerekiyor. Sizin eviniz nasıl? Siz nasıl ısınıyorsunuz mesela? Hani yerden ısıtma değil mi? Yok, bizim petek maalesef. Ama benim mutfakta yok. Değil. Ama gayet memnunum. Yani. Benim evim oluyor. Buradan kat ve kat daha sıcak yani. En düşükte olmasına rağmen. Ben bundan şöyle söyleyeyim. Petekleri kimi zaman yakmamıza rağmen gelen kişi diyor ki eviniz çok sıcak. Çünkü bizim üst katımızdakilerin de yerden ısıtma olduğu için aşağı vuruyor. Yani ama bence evimden ısınamıyorsun galiba. Ama ısınıyorum. Yani o yüzden bir alt kat daha yok ya. Hayır, zaten alttan ısıtmaya yer sıcacık oluyor. Ben beyaz eşyalarının fiyatını öğrenmek istiyorum. Tabii, onları set aldım. Bu arada Ankastren'de de bez izi kalmış. Lekeler görüyorum ama dikkat etmedin galiba. Sildim ama. O geçmiyor sanırım. Buzdolabının fiyatını öğrenebilir miyim? Şöyle, tek tek fiyatlarını bilmiyorum. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi olarak aldım. 53 bin TL üçü birlikte. Almışsın. Ankastrem 18 bin TL. Onu ayrı aldık. Peki bu halının nasıl kir tutmuyor? Fiyatı ne kadar? 700 ya da 800 olması lazım. Hatta akrilik gibi bir şeydi ismi. Şu an aklıma gelmedi ama alırken de zaten satıcı da bunu söylemişti. Kir tutmaz. Bir şey döküyorum. Tabii döküp silebilirsin. Ben yani çok kolaylıkla temizliyorum. Yani gerçekten kir tutmuyorsa mutfak için uygun çok bence. Tabii. Çok tabii. Hiç tutmuyor. Evet. Hanımlar, yorumlarınız bitti mi? Evet. O zaman hep birlikte haftanın ödüllü oyununa geçelim mi? Geçelim dış ses. Kızlar buyurun. Gelin evi. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Haftanın ödüllü oyununda gördüğünüz gibi narımız var. Ne yapıyoruz? Narımızı bir güzel ayıklıyoruz. En fazla nar ayıklayan gelinimiz haftanın ödüllü oyunu olan altın kolyenin sahibi oluyor. Daha önce nar ayıkladın mı? Ayıklamadım. Hatta sunumda da göreceksiniz. Tatlımın üstünde nar var. Kayınvalideme ayıklattım onu da. Ah canım. İlk defa deneyeceğim ama kafamda yani birkaç taktik çalışmadığın var. Çalışmadığın yerden geldi. Evet. O zaman ben bir tane nar rica ediyorum. Bir de bıçağı rica ediyorum. Şöyle koy böyle elden ele. Hiç adetim değildir. Şimdi benim mesela bildiğim bir stil var, sana onu göstermek istiyorum. Şöyle kabuklarını koyacağımız narı bana şeyi, kaseyi ver hayatım. Aha. Bilenler bilir. Narımızın önce şu başını hani kesiyoruz hayatım. Şöyle hatta. Biz de görelim. Sıçradı mı? Evet. Kısmet. Olsun, önemli. Bak şimdi böyle çiziyoruz, tamam mı? Şu damarlar var ya. Evet. Damarların olduğu yerden bu şekilde çiziyoruz. Bu şekilde. Bak şurada da şöyle. Yine burada evet, da bir damar var. Çizdik. Gördün mü? Şurada da şu tepesi var. Evet. Şunu şöyle buradan. Bak bak, zaten ne oluyor? Bak. Çabucak. Gördünüz mü? Bak. Bunu bir açarken mesela taneler ayrıldı gördüğün gibi. İşte bu taneleri ayıklayacaksın hayatım. Tamam. En fazla ayıklayan gelinimiz altın kolyenin sahibi oluyor. Dış ses için bir peçete rica edeyim. Şey Vacım ya. Olayım. Senden rica etsem. Yüzüklerimi çıkartabilir miyim ben de? Elbette. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ay, nar da güzelmiş. Baksana. Evet. Kıpkırmızı. Yüzükleri çıkarabiliyorsun tabii evet, ki. Evet, cebime koyayım. Böyle şimdi benim gibi ayıklayan var mı? İlk defa gören sen miydi? Ben de bu tarz bir şey yapacaktım.
Evet, bunun için 120 saniye veriyoruz sana. Tamam. Üçten geriye sayıyoruz. Evet. Üç, iki, bir, başla. Şu an biraz böyle... Vay. Şöyle şunları çeksene aşkım. Kameramız da rahat görsün. Damla. Aferin. Elif. Elif oluyordu burası. Elif yapar. Bana da öyle geliyor. İstersen ya da şunu birini al altına doğru. Daha rahat manevra yaparsın. Hadi bakalım. Yok buraya bence daha iyi olur. Elif. Elif. Hadi Elif. 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 Elif ilk defa nar ayıklıyor. Vallahi hiç de evet. Böyle hani ilk defa ayıklamış gibi değil. Evet. Maşallah bize laf yetiştirmezsen daha iyi olacak bu senin için tabii. Canım. İyi gidiyorsun, bana bak. Süper. Bayağı. Süresi bitti aslanım. Bitmedi sürem. Ama bence onları heba etmişti. Heba et sen ya valla narlar. Evet yapacağım. Hadi evet. Yapamadım. Marifetini. Biraz daha. Yere düşenlerin ama kız. Beyaz kısımları hep gitti. Yapıyor. Evet onları. O kadar herkes oluyor. Ayıp süre bitince yapacağım ben. Şey var. Evet. İyi gidiyoruz. 120 saniye güzel bir zaman. Allah. Gayet iyi gidiyorsun. Bitti. Ay nardan hep faydalı hayatım. Hadi Elif sen ben de senden neler yapacağım. Elif'ciğim şey hadi. Aç aç. İnternette görüyor musunuz? Şimdi böyle nar ayıklamışlar, üstüne yumurta kırıyorlar. Ay evet ya, çok kötü aslında. Ya, yediniz ya. Mi hiç? Bitiyor, bitiyor. Elindekileri geç. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu tarafa koy istersen. Biraz parçaladım ama yine de ayıkladım. Ver bakayım. Şimdi şu beyazı almak zorundayız biliyorsun değil mi? Tabii beyazları ki. Almayacağım. Ben de alabilmenizi istetmeseydim. Yok yok rica ederim. Bunlar ayıklanmadığı için bu şekilde. Şu tanelerini alsaydım. Ama mümkünatı yoktur canım. Peki. Benim. Beyazları sen ayırıyoruz. Sen önünde tut bak ellerin damlamasın. Evet evet damlamasın. Ellerim çok şey zaten. Bayağı peçete de alalım biz bir kağıt havlu bize uzatır mısınız? Kağıt havlu. Uzatın bakalım kaç teşekkür gram. Teşekkür ederim Şevval'cim. Rica ederim. Nar ayıkladı. Sanıma verelim onu. Sen al önce bak şey içindesin. Hmm. Ay bir de bunları da ben ayıklıyorum ayol. Aa. Teşekkür ederim. Rica ederim çünkü mecbur. Hepiniz de bunu ayıklayacağız. Tamam sonra itiraz ederler. Ay bende beyaz kalmıştı, onda kalmıştı, bende kalmadı falan. Bence de aslanım. İtiraz ben eder. Ben bakıyorum. Kendine. Bakıyorum şey ben var. Evet. Gördüğüm bakın, varsa bakıyorum. Gel sen de ayıkla ben yoruldum artık. Kollarıma bakın. Her yeri işler böyle. Yani o kadar kalır. O kadardan da bir şey olmaz. Şimdi ama şu düşenleri ben şimdi hemen koyacağım. Topla. Gördüğünüz gibi düştü. Al sıyır içindekileri de. Sıyır böyle eline. Çok yaptın kız Elif. Vallahi bence ilk denemeye göre iyi yani. Çok iyi. Taktiğimi çalmayın tamam mı? Evet. Ay vallahi bu da kolay değil. Tartımızı açıyoruz. Bakayım şu da beyaz üzgünüm. Değil mi kızlar yok. Evet. Gördüğünüz gibi hepinizde aynı şey geçerli olacak. Aa, bir kase ayıklayacakmışım da. Vallahi iyi. 120 saniye. Hazır mıyız? Hazırız. Koyduk. Ve 25.7 gram. 25.7. Elif gelin 25.7 gram ayıkladı. Süper. Tebrik ediyoruz. Bence gayet güzel. Bakalım yarın kimdeyiz? Ben değil. Damla. Geçer misin? Elif be. O hala tüm yüzünde. Ama bence yapmayacak. Ciddi olamazsın. Nardan dolayı. Yüzü başı bundan her yerim kırmızı. Halları mahvoldu aslında. Nerede halları mahvoldu? Aman yok onu hemen hallederiz. Evet, biliyorsunuz haftanın en maharetli gelini bizden altın kolyeyi kazanıyor. Evet. Onunla da bitmiyor. Cuma günü bakalım 50.000 TL'yi hangi gelin kazanıyor?
ve her gün bizden bir altın kazanma şansınız var. Unutmayın, ekranların en çok ödül dağıtan programı Aslı Hünel'le Gelin Evi'ndesiniz. Ve şimdi ben sizi nereye gönderiyorum? Yatak odasına. Hadi gidiyorum. Ellerini yıka, orada yatak odasına. Buyurun sanımlar. Gelin Evi. Elif Gelin'in yatak odası küçük metrekareli olmasına rağmen boğucu değil. Ahşap ve kumaş kombinli yatak örtüsü spor tarzda. Püskül ve kabartma detaylı halılar odanın tarzına uygun. Makyaj masası yerine duvara monte ayna ve şifonyer kullanılması yerden tasarruf sağlamış. Oda küçük olduğu için açık renk güneşlik ve tül perde kullanımı yerinde karar. Ancak aynı boyda olmamaları kötü görünüyor. Son olarak yatak örtüsüyle abajurlar spor tercih edilseydi daha uyumlu olurdu diyelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Evet kızlar, burası benim yatak odam. Nasıl buldunuz? Yani açıkçası birazcık böyle renksiz buldum. Nasıl bir renk olabilirdi mesela yatak odasında? Hani yani yatak odası ya, biraz daha böyle bir renk katabilirdin. Hani örtün çok renksiz, halın çok renksiz. Aynı şekilde zaten ahşap olduğu için mobilyalarında birazcık bir canlılık beklerdim. Yani... Bir de aksesuar da beklerdim. Hiç aksesuarların yok hani. Fotoğraf albümün sanırım o da davetiyen. Birazcık boş kaldı. Elif'ciğim yani... sen 2,5 aylık evliydin değil mi? Mobilyan evet. Neden hemen deforme oldu? Buraların çatlamış. Şöyle söyleyeyim, yatak örtüm kutusunun içindeydi. Kutusu da dolabımın üstündeydi. Onu ben ittirdim sandalye almak yerine üstüne bastım. Senin hatan. Evet maalesef öyle çatladı. Nazar çıkmış. Peki avizden... Birazcık mutfak avizesi gibi geldi bana ama. Bir de rengi de uyumsuz. Evet, buraya yani çok şöyle, küçük kalmış. Mutfaktaki... Siyah çekmece kulüplerim, dolap kulüplerim hepsi aynı siyahtan. Ama o yüzden roz var hani, ya orada roz detay. Roz gold olmamış. Hani en azından ya. Roz gold bir aksesuar da kullanıp tamamlayabilirdin ama o şekilde orada çok sade kalmış. Evet. Uyumsuz kalmış. Bence aksesuar, abajurlarım var hani komodinlerimin üstünde. Onun haricinde masamın üstü zaten günlük kullandığım parfümlü, kremli şeydi. Onların hepsi var. Siz geliyorsunuz diye onları kaldırdım çünkü kalabalık, kötü gözükebilir. Çünkü ben ona da karşı. Onun için bir organizem olabilirdi mesela kendi zevkine göre aldığı. Onun var zaten ama yani dağınık görüntü sonuçta dizsem bile kalabalık. Evet, o yüzden makyaj masası... Siz geleceksiniz diye kaldırdım. Ama mesela birazcık ışık ekstra ekleyebilirsin çünkü bu tek başına birazcık ışığı yetersiz olur. Mesela ampul tarzı var ya, yani satılan ışığım, etrafını böyle bir şekillendirebilirsin, ekstra bir şey katabilirsin. Işığım bize yetiyor. Hani onun dışında bazen hani yakmayıp ara ışığı bile kullanıyoruz. Ne kadar aldın peki avizini? Onu 150 TL'ye aldım. 150. Evet. İyi. Bence bu albümün yeri de yatak odası değil. Mesela bu albümü biz eve gelen misafirlerimiz baksın diye yaptırıyoruz, istiyoruz. Evet. Yatak odana evine gelen her misafirin girmiyordur ya da yatak odasına albümünü göstermek için devamlı yatak odasına devamlı mı gelip alıp gidiyorsun? Devamlı yatak odama gelip alıp resimlerimi alıp götürüyorum. Ben dediğine katılmıyorum bu arada. Yani oturma odasında mı sergileyecekti albümü? Hayır, yatak konsolunda olabilir. Yemek odasındaki konsolunda olabilir. Mesela konsolu yoksa oturma odasında. Ama var, gördük. Ya illa onu sergilemek zorunda değil ki, çekmeceye koyar. Bir misafir geldi. Yani ne olursa olsun yani. Bence yemek odası, yani yatak odası değil bence yeri. Ama sonuç olarak para vermiş ve kız düğün yapmış. Bunun ben evlendim diyor açık açık her yerde de sergileyebilir. Tamam zaten bence o konuda hemfikiriz arkadaşım. Ben diyorum ki bu yatak odasında olmamalı. Yani, nerede olacak o? Bunu ben insanlara zaten göstermek için yaptım. Benim hemen elimin altında olsun baksınlar ya da gelen direkt görsün. Senin nefesin üstüne mi koyalım onu? Uygunsa yani, neden olmasın? Tamam. Çoğu evde gördük. Okay. Öyle bir şey de yapabilir. Gelin damat resmini oraya koyabilir. Benim için orada durmasının sakıncası yok. Ben kime göstermek istersen... O zaman halka açık bir albüm değil bu. Burada hemfikiriz bence. Senin TV ünitemde bir tane albüm bekliyorum. Lütfen koy. Benim TV ünitemde fotoğraf var. Yemek konsolumda albümüm duruyor tabii ki. Tamam. Durması gerektiği yer orası bence. Ben türe bakmak istiyorum. Arkamı dönüp. Fon kullanmamışsın sanırım. Evet. Neden kullanmadın? Şöyle ben salonumda da yani gördüğüm diğer yerlerde de fon yok. Çünkü neden? Beni çok boğucu buluyorum yani sevmiyorum.
O yüzden kullanmak istemedim. Yani bence böyle çıplak kalmış. Birazcık. Boğucu olmasın diye çok boş kalmış. Evet, çok boş. Aslında benim sevdiğim de birazcık bu. Çok çıplak duruyor şu an. Peki perdenin fiyatını öğrenebilir miyim? 1500 TL fiyatı. Peki mutfağa 2000-2500 civarı bir... 2100 TL, evet. Yani takıp yatak odamda... Şöyle, jalüziler bence perdelerden daha pahalı, daha lüks bir bence şey. Bence de. İşte hayır, neden evet. Mutfakta yani onu sergileme gereği duyduğun? Yatak odan daha özel ya, daha güzel ya. Yani bence... Yatak odasına jalüzi olmaz zaten. Hayır. Hayatım, benim konuşmamı bitirmemi bekleseydin keşke. Direkt atladın. Konuşamadan gittim. Perdeli fiyatını aldım, hemen sana döndüm. Tamam, devam edebilirsin. Evet, buyurun. Devam edecektim. Perde 700 lira dedi işte, tamam. 1500 lira, pardon. Evet. Hafızam sıfır. Bu hani tamamen daha uzun, yani bana fiyatı pahalı geldi. Ya bir bana de şey duvardan duvara olsaydı. Aynen, duvardan duvara olsaydı iyi olabilirdi. Ben evlenmeden önce annem hep duvardan duvara kullanırdı ve ben nefret ettim öyle duvardan duvara. Ama bu şekilde konmuşluğum evet. Yarım kalmış ve çok kötü orası duruyor. Orası fon istiyorsunuz. Bu sanki ölçü vermişsin, evet. Diktirmişsin yani ama perde bir yanlış perde yine duvardan duvara olması eksik gerekirdi. Gibi yani. Ben öyle düşünmüyorum. Sanki bunu bugün buraya takmışsın gibi duruyor. Saygı duyarım. Ben böyle kullanmayı çok seviyorum. Genelde de zaten hep beğeniyorlar. Halının böyle kısa. Halım ikili halı. İki tane orada. Evet, aynen, ikili doğru, takım doğru. Olarak aldım. 2300-2400 civarı geliyor ikisi de. Ben dolabın ahşaplarıyla halının uyumunu beğendim. Zaten burayla da tonları tutuyor. Peki mobilyalarını ne kadar aldın? Yatak odası takım olarak 23.000 TL. Komple her şey. Evet, komple. Içinde. Hepsi dahil. Tabii ama 2,5 aylık evlisin ondan dolayı. Evet. Çünkü hani normalde bu tarz bence mobilyalar... Bence çok uygun almışsın. Ben 2,5 aylık evli biri için yatak odasını açıkçası birazcık çocuk odası gibi gördüm. Çünkü şey, hani şu an biraz daha böyle daha şık mobilyalar tercih ediliyor ya. Yani ben yani yatak başlığın mesela çok hafif kalmış yani öyle söyleyeyim. Yani bence... şöyle söyleyeyim sana, benim kardeşimin yatak başlığı var, bundan daha gösterişli. Şöyle, benim zaten evimde gösterişli bir şey pek bulamazsın. Yok, çünkü bulamadık. Her şey sade. Her şey. Bence ahşap ve düz bir renk bir çocuk odası için değil, bunu yetişkinler de kullanıyor. Yani tabii belki sizlerin de evinizde o şekilde. Yani ben yatak başlığımı da severek kullanıyorum. Gayet şık ve sade buluyorum. Yani peki bir şey bence. Söyleyeceğim. Her şeyin bu kadar sade. Peki bu üstündeki? Çünkü Arnavut'um. Ben evlilerini gördüm. Arnavut demek, gold ev demek, işte baraklı. Bence o demek. Ben Arnavut değilim. Bence o demek ama. Ama ben goldçuyum. Ben Arnavutlara bakıyorum. Kızlar anlatıyorum bakın. Arnavut demek gold varaklı başlıklı bir yatak takımı. Aynı şekilde makyaj masası, o su, bu su demek. Ben Arnavut'um ama sadece giyimde kullandım onu. Ama o senin tercihin. Normalde Arnavutlarda gold'dur, varaklıdır, şaşadır var. Eşim Çerkez ve öyle o tarz şeyler de onda yok. Kızlar hiç bana fırsat vermediniz ya. Sürekli sözümü kesiyorsunuz. Hayatım halıyı söz istedim de söz mü vermedik? Ama fırsat vermiyorsunuz. Sen yapacaksın onu. Kendin yarat. Tamam, susuyorum. Ben halının fiyatını öğrenmek istiyorum. Buraya da uyumlu buldum. Hayatım, fiyatını söyledim ya, dinlemedin mi bizi, konuşuyorduk? Ya ben bunları yani sizden duyamıyorum ki gerçekten. Ben kendi aralarında konuşuyorlar. Hayır, lütfen. Ama ikisini birlikte aldım dedim, fiyatını söyledim. Ben oraya atlamışım o zaman. Kızlar hep sizin yüzünüzden geldi. Bizden kalmadan duyamıyorum. Bizde kal, unutma. Sürekli sözümde kesiliyor yani. Kaçırıyor. Fiyatını sordum. Evet, halını beğendim. Gerçekten buraya da yakıştırdım ben. Teşekkür ederim. Hanımlar, yorumlarınız bitti galiba. Bitti. O zaman sizi biraz dinlenmeye gönderelim. Çünkü Elif'in çeyizi serilecek. Evet. Gelsin çeyizler. Gelsin çeyizler. Alayım böyle. Buyurun. İşte 2,5 aylık evli Elif gelinin çeyizi. Gelinlerimizin çeyizlerde eleştiri oklarını fırlattığı peluş oyuncaklar bugün yine baş köşede. Ayrıca antika çalar saat ve bakır baharat değirmeni, bakır güğüm ve tabak, renk renk oyalı yazmalar, güpür ve dantellerle süslenmiş pike takımları ve çiçek motifleriyle dikkat çeken mutfak takımı gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Haftanın ilk günü ve ilk çeyizi değerli izleyenler, sevgili Elif'cim, favori parçanı paylaş bizimle. Favori parçam hemen şurada çıkartayım. Bu namaz başörtüsü mü? Bu annemin Mevlüt. Benim bebek mevlüdümde taktığı başörtü. Şöyle hatta gösterebilirim. Evet. Ay anne nasıl hüzünlenecek şimdi. Evet, sen evet. Bebekken
Mevlüdümde bunu takmış. Favori parçam o yüzden bu. Ne kadar güzel. İnşallah sen de bebeğine bunu kullanırsın. İnşallah. Çok güzel. Teşekkür Sahiden ederim. Çok güzel. Bunu sakla. Gözün gibi de bak. Peki burada hemen bir dikiş makinesi var hanımlar. Biraz eski galiba. Evet. Dikişten kim anlıyor? Ben. Öyle mi? Evet. Peki bu biraz eski. Nasıl geldi sana? Bunu anlat. Şöyle benim anneannem de dikişle uğraşıyor. Ona da annesinden kalmış bu dikiş makinesi. Ben de birkaç kez onun yeni makinesiyle dikmiştim. Sonradan böyle dikiş kursuna falan da gitmek istedim. Ha, merak sardı. Evet. Bunu da hani dikerim, dikemem derken hem beğendiğim için hem de al dikersin, sen de çocuklarına, torunlarına saklarsın dediği için anneannem çok verdi güzel, bana. Çok güzel, yani bu kullanılıyor mu şu anda? Kullanılıyor tabii, bunda çalışıyor. Bunda bir şey diktin mi? Anneannem esnasında yani o dikerken ona yardım ettim. Ha, var mı bu arada çeyizde dikilen bir şey bu? Şunu çok merak ettim ben yani. Var mı bu parça dikilen? Bununla mı? Evet. Yok, bununla yok. Yok. Peki bu şey galiba karabiber. Yani, değirmen. Değirmeni. Evet. Çok da eskiden şimdi otomatik makineler var. Eskiden bunlar var. Ben de hatırlıyorum, annemin vardı. Çok. Karabiber. Bununla böyle çekerlerdi. Evet. İlk defa mı gördün? Evet, ilk defa gördüm. Böyle bir 150-170 yılı var dediler. Bunun? Evet. Ben... Valla bizim evde vardı. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Bilmem hatırlayanınız çünkü var mıdır? Büyük büyük dededen kalmış o. Evet. Yalnız bu son dönemde bu ütüyü hanımlar... Gelin evini izliyorsunuz ve bu ütü bayağı karşımıza çıkıyor. Evet. Neredeyse bütün gelinlerde var. Yakında diyeceğim ki bununla ütü yapmaya başlayın en güzeli. Ütüler çok pahalılaştı, son ütü fiyatlarına haberiniz var mı? Kesinlikle. Aman ne pahalılaştı. Mis gibi ya, al kömürü koy içine ütüle. Aslanım kömür de çok pahalandı ama. Sen de bir yerden fedakarlık yapacağız artık da. Buna yavrum kol kası lazım ya. Evet. Yani baksana. Falan bayağı kaç kilodur bu? Yani ben bayağı şöyle bakayım, bir 6 kilosu var belki. Sanki daha fazla mı? Valla bana öyle geldi. Kas yaparız. Pazar poşeti taşırken. Pazar poşeti taşırken oradan anladım. 6 kilosu var gibi. Var diyorsun. Elif'ciğim bu da mı el örgüsü değil mi? Evet, el örgüsü. Kaldır bakalım neymiş. Geleyim o da. Çok güzel. Bunu kim yaptı? Bunu annemin bir arkadaşı ördü çeyizime. Simli. Evet, çok güzel, tam yeni geçti. Hologramlı. Sen galiba çeyiz çok sevmiyorum demiştin bize, bak. Yeleklerden başladık. Şöyle bütün yeleklere bir bakalım. Gösterelim izleyicilerimize de. Evet. Yelekler güzel. Evet. Bu hasta mı? O benim bebeklik tulumum. Ne diyorsun? Evet. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Kapşonlu falan. Kim yapmış acaba bunu? Bunu babaannen yaptı dedi bana. Babaannemin rivayetlerine göre de onun da annesi... Tabii rivayete göre. o biraz annesi ve tüketiyi. Peki sizler ne beğendiniz hanımlar? Şöyle ne gözünüze çarptı? Bayağı aslında... Aslanım, olta benim gözüme çarptı ama olta. Evet. Olta, bravo. Eş Elif onunla yakaladı herhalde. Hayır, eşim beni yakaladı. Tamam, eşin seni oltayla yakaladı herhalde. Ha, pardon, ben dedin sandım. Yok. O kadar yakaladı. Evet. Yakaladık diyelim. Eşim balık tutmayı çok seviyor. Ben de denizi biraz da balık tutmayı severim. Ona hep eşlik ediyorum o yüzden balığa giderken. Yani çeyizlik bir şey değil aslında. Normalde kullandığınız bir şey o zaman. Ben yok. Evlenmeden önce de babam bu arada balıkçı. Onunla giderdim. Babanın oltası yani. Evet. Yani eski bir olta değil. Yeni bir olta. Ay bu çok güzel. Evet. Bakarsınız. Bunu da teyzem yaptı. Teyze yapmış yani. Bakın. Şimdi piko takımları da var. Evet. Bakın. Bunlar sandık lekesi galiba değil mi? Evet. Şöyle bunu kayınvaliden benim çeyizime verdi. Onun çeyizindenmiş. Onun çeyizinden. Evet. Belli bu söylemeyecek mi ama sen ben söyledin söyledim. dürüst. Güzel bir şey. Kayınvalideden hatıra geline. Evet, hatıra. Güzel parçalar var. Çeyizi çok sevmemesine rağmen görüyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim hep de hatıra şeyler var. Evet. Kendinden bir şey katmadın mı? Şöyle kendimden yani havlu, patik, yelek, normal şeyler hani kendim aslında çeyizlik de böyle dantellik, oyalık şeyler de seven biri değilim. Hani olması gerektiği için yaptık.
bu şekilde. Adet yerini buldular. Adet yerini buldular. Yani evet, ama bu lifler, havlular kullanılır diye düşünüyorum. Evet. Bir de başta dediğimiz gibi bir gelinin annesinin evinden getirdiği hemen hemen her şeye evet, çeyiz diye nitelendirebiliriz. Evet, herkesin ellerine kollarına sağlık. Şimdi gidelim masamıza. Evet. Şöyle bakalım gündemimiz bize neler yani hazırlamış. Yoldan geldik malum. Evet. Hadi buyurun hanımlar, masamızdayız. Evet. Elif Gelin'in sunum masası 19 çeşit lezzet ev sahipliği yapıyor. Kabak tatlısı, mişoriz yani Arnavut pilavı, şalgamlı arpa şehriye salatası, abas tavuğu ve biber dolması masadaki lezzetlerden bazıları. Elif Gelin'in sunum masasına geldik hanımlar. Hepiniz hoş Şimdi geldiniz. Hoş bulduk Elif'ciğim. Öncelikle lezzetlerden bir bahsedelim. Tabii. Şu anda neredeyiz biz? Sakarya'dayız. Evet. Hemen gözüme bu Sakarya'nın meşhur bal kabağı. Evet. Hemen o böyle takıldı. Çok güzel yapılmış. Onu kim yaptı? Eşimin anneannesi yaptı onu. Ay canım benim, ellerine sağlık. Evet. Meşhurmuş onun da kabağı. Öyle mi? Herkes öyle söylüyordu. Bana da yaptı, sağ olsun. Sağ olsun. Ay buradan gitmeden şöyle büyük büyük kabaklardan alalım. Hanımlar, evet, evet, yapalım. İstanbul'a götürelim. Peki sen neler hazırladın? Bize anlat hemen. Benim yaptıklarım mercimek köfte, tepsi poğaçası. Tepsi poğaçası mı? Evet. Normalde elde kıvırdığımız poğaçayı tepsiye mi döktün, evet, böyle bastırdın? Tek gibi. Fırın kabına ilk önce hazırladığım hamuru döşüyorum. Tamam. Daha sonra içine kaşar ve patatesimi koyuyorum. Tekrar hazırladığım hamuru üstüne koyuyorum. Fırın kabında pişiriyorum, böyle servis ediyorum. Pratik bir şey değil mi? Evet. Kek dilimi gibi olmuş. Ellerine sağlık ablacığım. Teşekkür ederim. Magnolia yaptım. Şöyle göstereyim. Üstünde narla süsledin. Evet. Ellerine sağlık. Islama köfte mi o? Evet. Ev yapımı köfte. Mı hazır mı? Onu kayınvalidem yaptı. Ellerine sağlık güzel. Buradan da onu tekrardan. Burada inanılmaz meşhurdur. Özelliği de şu ekmekleri değil mi? Ekmek yediren ıslama köfte. Köfteden daha çok ekmeğini yiyoruz hatta. Doğru. Bu da büryan mı diyorlardı buna? Şöyle Arnavutlarda buna mişoriz deniliyor. Mişoriz. Evet. Hatta bunu yaparken de hani biraz daha böyle sosunu bol koydum. Çünkü diğer bir şey vardı, ismini şu an unuttum o yemeğin, ama ona çok benziyor. Hani farkı olsun diye. Evet. Onun haricinde ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Bunu yaptım, kırmızı yaptım özellikle pastada. Ay, yılbaşı elle, için. Gelin evi evet. Pastası. Vallahi ellerine sağlık. Teşekkür kırmızı ederim. Kırmızı kırmızı böyle evet. Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde hoşumuza gitti açıkçası. Evet, çok güzel oldu. Teşekkür güzel. Şuraya birkaç tane kozalak koysaydın yok muydu şuralarda? Bahçede bir yerlerde yol kenarlarında yıkayıp koysaydın güzel dururdu. Şurada bir şey var. Onun ismi abaza tavuğu. Abaza tavuğu. Evet. Özelliği de onun abaza tuzuyla yapılıyor. İçinde ceviz var, tavuk var. Evet. O şekilde bir yemek. Değişik onu anneannem yapti. Wow, eskilerden evet. Herhalde geleneksel yemek. Geleneksel. Herkesin ellerine, kollarına sağlık. Gerçekten masa çok güzel gözüküyor. Şurada da böyle kaymaklı mı dediniz? Ne dediniz onun içine? Kaymak ve unla yapılıyor. Su, un. Ayrıca ayrı bir kapta kaymak. İlk sırasını tepside yapıyoruz bunu. Annem yaptı hatta dün sizin için bahçede. Adı ne bunun? Adı Filia. Filia. Evet, filia. Kaymak ve undan yapılan bir yemeği. Yöresel yemeği. Böyle tarifini alabilsek, görebilsek. Tabii onunla ilgili hatta annem video çekmiş kardeşim. Ciddi onu da misin? Sizinle paylaşıyorum. Helal olsun. İzleyelim tabii mi? Ki, evet, izleyelim. Hadi bakalım. Vallahi helal olsun. Annemizin ellerine, kollarına sağlık. İyi de akıl etmişler. Vallahi böyle yaptığınız enteresan şeylerin videoya çekerseniz buradan yayınlarız. Çok tabii da ki. Mutlu oluruz diyoruz ve senden başlayalım Damlacığım. Sence masamızın düzenini nasıl buldun? Masamızın düzeni gayet normal. Öncelikle tabaklarına kaşıklarını uydurdum. Güzeller. İkisi de gold. Fakat bardaklarında da gold detayı görmek isterdim. Birazcık sade kalmış, dümdüz bir bardak olarak gözüküyor. Ya da herhangi bir yanında desen isterdim.
Ondan sonra masanın sunumu gayet hoş. Fakat bunları birazcık hani böyle alçakta değil de yüksekte görmek isterdim tatlı sunumluklarını. Bir tık alçakta buldum. Daha böyle kadeh tarzı bir şey mi koymalıydı? Evet, kadeh tarzı ve peçeteni değineceğim. Peçetenle pastanı uydurdum. Çok güzel gerçekten. Yılbaşı konseptli o da. Yılbaşı konseptli. Benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Dediğim gibi köfte güzel duruyor. Çok pardon, köfte güzel duruyor. Ona da değinmek istedim. Bu kadar. Evet Esra'cığım. Ben direkt gold detaylı şeylerine takıldım. Çatal bıçak takımına. Çünkü yatak odasında dedin ki gold detayı sevmiyorum dedin. Evet, evet. Benim de ilk o dikkatimi çekti. Yani direkt çekti. Bu dikkatimi çekti. Bir de şöyle gold detayı sevmiyorum demedim aslında. Yani evimde sade şeyleri seviyorum. Hani gold kullanmam, ille de gold benim tarzım değil demedim. Hani evet. Sevmiyorum deyince direkt yani gold, ben varaklar bayağı falan sevmiyorum deyince. Bayağı böyle de şeyleri. Sadece kıyafetimi de seviyorum demişti. Hı hı. Bu sadeliğin içerisinde bir tek ışığı dayan zaten bunlar gibi. Evet. Evet. Sade bir takımın olduğunu gold düşünüyorum. Gold gördüm sonunda. Ve çok sevindim açıkçası. Ay, gold olmasına rağmen bence bu takımda çok sade ve şık olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü tabağımla da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bence de bak bir şey söyleyeyim. Ben de aynı şey diyorum. Aynı fikirdeyim. İyi olmuş. Evet. Burada gold minik şeritler var. Kesinlikle. Yanında da yine gold çatal kaşık kullanman iyi ve dozunda olmuş. Bence. Ama genelde gelinlerimiz bardakta da görmek istiyoruz. Evet. Sen de aynı fikirdesin. Hani desenler bir uyum içinde olmasını bekliyoruz. İlla. Evet. Peki bu düzleri kim almalı? Yani bu düzler hangi tabağın gümüş, yanında olmalı? Gümüşler de olmalı. Ya da Aslı Hanım mesela böyle düz değil de tabağın kendisi desenli olan tabaklar var. Sadece yağlılık olarak geçmiyor. Evet. Onlar da mesela düz bardaklar. Ya tabaklar falan hareketliyse bardakların düz olmalı. Yani bunlar daha günlük kullanıma uygun gibi duruyor Aslı Bence Hanım. De. Hani davet masasına göre birazcık hafif kalıyor. Yanlarında birazcık böyle desen değil de işlemeli böyle kabarıklar falan. İşlemeye gerek yok. Bence sadece tabaktaki gibi detay. Ağız yerlerinde de bir yağlı şerit olarak geçmiş olsa tam bir takım olurdu. Bunları alırken işte tabağımda sarı çizgi var, kaşıklarım sarı. Bardaklarımda kullansam abartı olur mu diye düşünerekten aslında sade aldım. O şekilde kullanıyorum. Evet, tabakların fiyatını öğrenelim. Tabaklarımı ben set almıştım. İçinde birkaç parça daha fazladan mutfağımda kullandığım eşyam var. Fiyatı 15 bin TL. 15 bin TL. Evet. Başka çatallar dahil mi? Çatal, onlar dahil değil. Anladım. Bunların fiyatı onları nedir? Onları ayrıca ben 5000 TL'ye aldım. Ne diyorsun ya? Biraz pahalı değil mi? Gerçi ağır güzel ama. Makinede yıkanılabilir. 5000 TL biraz çok geldi. Ama çok yeni evli, yeni aldı sanırım. Yeni şu anki fiyatlardan kaynaklı. Tabak fiyatları da çok pahalı geldi bana 15 lira. Ya, bana gelmedi şöyle pahalı içinde açıkçası. Setim var yani tencere takımım var. Onun haricinde granit ve takımım var. Evet. Bence o zaman normal gayet. Hatta bence ucuz bile. Aynen öyle. Evet, peki masa örtüsü ve sunumlukları nasıl buldunuz hanımlar? Aslı Hanım ben sunumlukları birbiriyle asla uyumlu bulamadım. Bir de kaşıkları yok. Üzülerek söylüyorum. Yiyecekler çok güzel. Herkesin ellerine sağlık hazırlayan, emek veren. Evet, çok güzel gözüküyor sofra. Ama sunumluklar birbirinden çok uyumsuz. Yani mesela şu kullandığı oradaki küçük sunumluk benim gözüme çok battı. Ama o takımı. O takımı takımın ama boyutu çok küçük kalmış. Yani şöyle bence bunu annem yaptı. Long bu da Arnavutların yediği bir şey. Hani nasıl diyeyim? Ay merak ettim biber, ya. Biberli yoğurt diye de geçer ama bu yoğurt değil. Başlayalım tatmaya hem yorumlayalım bence. Bakacağım. Kaymaktan yapılıyor bu da. Yani az yapıldığı için de miktarı. Evet. Böyle küçük bir kayık tabağı koymayı tercih ettiler. Şöyle ben kaşığımı şuna bırakıyorum. Servislerim yok dedin sen Damla. Evet, servisleri yok. Servis kaşıkları kullanmadım. Daha doğrusu küçük yani normal kaşık koydum kenarlarına uzanıp alacağım takımın diye. Takımın kaşıkları. Bence davet masasında servis mutlaka gerekiyor. Çünkü kullandığımız çatal kaşıkları tekrardan serviste görmek hoş olmuyor. Bir de aynı şekilde bu servis tabağını sunum tabağında da görmek istemezdim. Çünkü önümüzdeki tabak aynı şekilde serviste de hoş durmuyor bence. Onun yerine hani daha şık, daha güzel bir şey olabilirdi. Servis maşası, servis kaşığı. Evet, değil mi? Evet onu.
Unuttun mu? Yani unutmadım var ama şöyle onlar gümüş renginde. Ha. Ben daha önce hiç öyle kullanmadığım için hani sarı olsun uyumlu olsun diye de almamıştım. Demek ki bize bir servis seti alacak kadar değer vermemiş. Ben olsam gider en iyisini alırdım. Evet. Normal alabileceğimiz çatal kaşıkları koydum etrafına. Evet şu anda görüyoruz bakın evet, hanımlar evet. Da kaşık orada ve çatal. Ben gümüş ve gold uyumunu seviyorum. Bence kullanabilirdin. Aha. Sen seviyor musun? Ben seviyorum. Ay bir senle ben seviyoruz evet. Herhalde. Bence de güzel. Canım Şevvacım diğerleri. Yani aslında ben şöyle seviyorum. Olsaydı hani bu da goldlu gümüşlü hı-hı. Olsaydı serviste onu şekil evet, goldlu gümüşlü kullanabilirdi ama şu an bu sadece gold olduğu için açıkçası gümüş servis aracı da olmazdı. Bence masa örtüsüymüş mu masa örtüsü? Ben hiç uyumlu masa buldum. Örtüsünü söylemediniz. Masa örtüsü bence gold'a çok uyumlu. Ben de gayet çok güzel. Teşekkür ederim. Ve değişik yani. Hep aynı örtüleri görüyorduk değil mi Aslan'la? Evet. Biraz bir de farklı. Kumaş peçeteyi bu evet. Şekilde bize böyle hazır etmiş fark evet. Et. Ama ben evet. Bunun yüzüğünü de görmek isterdim. Evet burada bir olsun yani. Ama hazırlığı yüzük olmalı. Ama ince yüzük görmek istemezdik değil mi? İnce yüzük. İnce yok. İnce yüzük no artık. Artık valla başka bir fikirler verir. Rica ederim. Aslanım İnce yüzüğün de yakıştığı yerler var ama. Çok tabii nadir ki. De olsa evet. Çok nadir. Bakalım sende yakışacak daha göreceğiz. Bu arada şunun göreceğiz. Neydi adı? Long. Long'un tadına baktım böyle sütlü kaymaklı bir şey ya. Evet. Sütle mi sadece yaptınız? Kaymak var içinde ve közde şey vay olmuş. Vay vay. Kırmızı biber. Güzel. Aslanım masa örtüsünde fiyatını öğrenebilir miyiz? Hadi öğrenelim artık. Öğrenebilir bakalım. Masa örtüsü 1200 TL. Nasıl fiyat? Bence ya, pahalı. Demin 19 çeşit evet, dedin 19 herhalde. Çeşit. Cuma günü ben de göreceğiz bakalım. Büyük bir rekor geliyor. Bakalım ben nasıl yapacağım. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Nasıl yani? Göreceğiz Aslanım. Bu kadar tüyo yeter. İyi valla yormayın etrafınızı insanları yapmayın fazla. Şurada cam size şişeler. Size değer Aslanım. Ay evet. Canım benim teşekkür ederim her şey izleyicilerimiz için. Şişeler görüyoruz burada. Evet. Bakın pet şişe ile getirmemiş. Sürahiye evet. Ve cam evet. Şişeye koymuş. Ama kapakları plastik. Ne yapalım sen de yani. Onu ama gıda hiç uygun değil Aslanım plastikler. Değil mi? Hayır. Mutfakta plastik kaşıklar da evet. Gördük zaten. Ben gıdada plastik. Kesinlikle karşısın. Anladım. Peki oldu o zaman. Afiyet olsun hanımlar. Evet, buradan günümüzü izlemeye geçelim. Evet. Geçelim. Geçelim. Çayımız da çok güzel olmuş. Afiyet ellerine olsun. Sağlık. Her şey de çok lezzetliydi. Ellerine evet, sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet sağlık. Sağlık. Diyeti bozmamak afiyet için olsun. Zor tuttum kendimi vallahi. Çok fenaydı. Neyse. Şimdi eşinin adı ne? Arda. Arda'yla Elif'ciğim nerede, nasıl ve ne zaman tanıştın? Eşimle buradan bir tur şirketiyle ben kuzenimle tatile gittim. Aynı turla o da annesiyle gelmiş. Mola'da birbirimizi gördük. Hiç tanımıyoruz tabii. Böyle bir bakıştık falan. Evet. Ha. Ondan sonra böyle aklıma bir düştü. Ama yok diyorum hani kimseyle görüşmeyeceğim, konuşmayacağım, kafa dinlemeye gidiyorum tatile diye. O moddayım. Sonra neyse oraya gittik, havuza girdik, ettik. Hep etrafımda duruyordu, şey yapıyordu ama ben annesi olduğunu bilmiyordum. Anne benim saatim nerede deyince şöyle bir dönüp baktım annesi kim diye. Çünkü turda birkaç kişiyle anlaşamamıştık. Çok korktum annesi diye. Ondan sonra annesini de görünce bir içim rahatladı. Sonra kendisi bir gün aşağıda lojada oturuyordu. Zaten ortak arkadaşımız tur şirketinin sahibi. Onunla bir o da o bize hani hep gelin birlikte oturalım, birlikte oturalım diyordu. Yani yaşlılar hep birlikte oturuyordu. Ben de bir gün onun yanına gittim. İşte sohbet muhabbet ederken şey dedim hani her gittiğin turda böyle kızlarla konuşur musun dedim. O da fena. beni bulmak için işte uygulama satın almış, hesaplarıma bakmış, hepsini gösterdi. Gösterince çok şaşırdım çünkü hiç öyle bir tip durmuyor. Evet. Ondan sonra etkilenmiş biz ondan sonra biz konuşmaya başladık ve evliyiz şu anda. Kaç yıl önce oldu? Geçen sene Temmuz'da tanıştık. Evet. Bu sene evliyiz. Vav. Wow, evet. Bir yıl içinde. Rekor. Peki seni kocan böyle görseydi bence bir sene bile beklemezdi. Çok hızlı bir şekilde sana evlenme teklif ya. Ederdi. Bu ne şıklık. Ya, teşekkür ederim. Bu ne güzel bir Arnavut şalvarı. Buna ne deniyordu bir de üstüne? Gömleği. Gömleği. Ay sırmalı cepkeni.
Nasıl şık değil mi? Çok şık. Evet, çok şık. Bir tarafı Arnavut olduğu olmuş, için evet, gelinimizi. Giymek istedim. Ay çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Siz özel günlerde böyle giyiniyorsunuz. Evet. Düğünlerde, kınalarda. Evet. Bir de ama böyle Arnavutların saçları da böyle büyük büyüktür. Arnavut topuzları. Evet. Değil mi? Kınamızda zaten tepede. Göreceğiz mi? Topuzumu göreceksiniz. Kınada peki bu mu vardı, başka bir şalvar? Kınada başka bir şalvar vardı. Bunu sizinle paylaşmak için giydim. Hoşuma da gidiyor. Giymeyi de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Kemer de çok şık. Çok teşekkürler. Evlilik teklifi nasıl geldi Arda'dan? Evlilik teklifi kuzenim. Ben hep kuzenime diyordum ki evlilik teklif edecek, galiba edecek, galiba edecek diyordum. O da hiç çaktırmıyordu. Normalde birbirimize böyle şeyler söylerdik. Eşim bir gün bana bir davetiye attı. Hafta sonu arkadaşımın düğünü var, oraya gideceğiz dedi. Ben de davetiyeyi görünce hiç sorgulamadım. Çünkü hep duyduğum arkadaşlarıydı, nişanlılardı. Ondan sonra işten çıktım, beni aldı, Sapanca'ya doğru gittik. Bir yandan da arkadaşlarıyla konuşuyor. Diyor hani, ha yemeğe mi gittiniz, iyi biz de gelelim diyor. Ben de kızıyorum, ne yemeği, şu düğüne bir gidelim. Bitsin de sonra yeriz diyorum. Neyse ben sinirlene gidiyorum şeye. Restorana doğru girdim, yürüdük. Bir baktım bir masa kuzenim karşımda hazırlamışlar. İşte evlilik teklifi oldu. Ben çok şaşırmıştım. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki istediğin gibi bir teklif miydi? İstediğim gibiydi. Baş başaydık. Çok güzel geçti. İyi, çok mutlu ben oldum. Bir de tekliften sonra ben diyorum ki hadi düğüne gitmeyeceğiz. Hala düğün. Öyle bir şey olmadığını çok sonra idrak ettim. Çok güzel. Peki ne kadar süre sonra eve gelip istediler ailenden? 2-3 hafta sonra isteme söz oldu. Daha sonra nişanım oldu bir ay sonra. Elbisen çok şık. Bu üzerindeki değil mi bizi karşıladığın elbiseydi. Fiyatı neydi, tekrar edelim. 1500. Peki ne kadar süre sonra düğün oldu? Nişandan yaklaşık 3 ay sonra düğünümüz oldu. Kına gece? Kına gecem de oldu. Kına gecemde kaç kıyafet giydin? Kına gecemde 5 kıyafet giydim. 4 kıyafetin hepsi kiralıktı. 13 bin liraya tuttum hepsini. Sondaki after kıyafetimi kendim aldım. İyi bence değil mi? Yani, evet, fiyat olarak da elbiseyi kiralamam. Ve yeni zamanda ya, aynı öyle. Uygun. Bu da sen misin? Evet. Bu kaç peki kişi vardı kınada? Kına salonum 500-600 kişilikti. Bir 350-400 kişi vardı ama tabii bu kadın erkek aynı. Sadece yani. Kadın. Kadınlar. Kadınlar arasıydı. Ne dağıtıldı? İkramı ya da hediyelik olarak çerezle şey yaptın mı? Çerezle kına dağıtıldı. Onun haricinde yapmadım. Şey asılı olanlar para geldi. Yani şey sizde öyle mi yani oluyor? Kınada mı sordum? Temenna yaptım büyüklerime. Onlar da bana para taktılar. Ha, temennayı gördünüz mü daha önce? Evet, hanımlar, evet gördüm. Artık bizim programda da bilmiyorsanız da biliyorsunuzdur. Evet, evet, görüyorsunuz. Evet, şu anda videosunu görüyoruz. Evet. Ve gelinimiz şimdi burada temenna verecek. Temennanın anlamı ne peki? Bu kayınvalidelere yapılan bir şey genelde. Sana hürmet edeceğim anlamında. Yani işte saygı deniyor. Anlamında. Yani bu hürmet ve saygı anlamında. Hani biz el öpmeniz ya yavrum. Evet. El öpmenin dışında bu şekilde bu temenna adı verilen saygı, hürmet yapılır. Yani Arnavutlarda her şeyin üstesinde saygı çok önemlidir. Çünkü benim baba tarafım Arnavut olduğu için mesela ben jenerasyon farkı olmasına rağmen ben acayip mesela bu tip şeylere önem veririm. Yani mesela bizde el cebinde birisi karşında gezerse saygısızlık diye nitelendirir. Ağzında sakız çiğneyerek gezmesi saygısızlıktır. Evet. Böyle bacak bacak üstüne atılmaz eğer yanında büyüğün, patronun, senden üstte bir insan olduğu zaman bunların hepsine işte yanında uzanmak, yatmak bunlar genelde hoş karşılanmaz. Evet. Doğru mu? Bizde de o şekilde. Bu anlatmış olduğum her şey aslında geleneklerimizde mevcut olan, olması gereken, hatta zamanında ders olarak işleniyormuş ve hatta son dönemde sosyal medyada görüyorum. Tekrar keşke bunlar derslerde işlense. Evet. Çünkü bu saygıları gerçekten unuttuk. Bunları unuttukça saygısızlaştık. Birbirimizi kırmaya başladık. Çünkü bir kısmımız biz bunları biliyoruz, bir kısmımız ne yazık ki bundan haberdar değiliz. O sebeple böyle bir kültürümüz yozlaşmaya doğru gidiyor. Bu güzel geleneklerimizi, bu saygıyı aslında kaybetmezsek hep birlikte çok daha güzel
çok daha olması gerektiği gibi olur diye düşünüyorum her şeyi. Aslı Hanım, ben bunu şimdi el öpme olduğu için size doğru yapmak istiyorum. Olur. İyi yapıp size saygımı göstereyim. Tamam, ben de izleyicilerimize yapılan bu saygıyı tabii ki ritüeli tamamlamak için buradan devam ederiz. Tamam. Mendilim de hazır. Mendilim hazır. O zaman müziğimiz gelsin, başlayalım. Evet, çok güzel. Çok bravo sana. Ederim. Çok da başarılı yaptın. Çok teşekkür ederim. Çok da yakıştı sana. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Evet, ve sonrasında yine oynamaya devam ettiniz. En son hangi kıyafetle finali yaptın? En son beyaz kol, önü strapless, kollarında tül olan bir kıyafetimle. Bu değil mi? Evet, bu. Evet. After kıyafeti. After kıyafetim. Sonra da eğlendiniz. Evet. Çok yakışmış. Çok da güzel olmuş değil mi? Çok zarif. Peki düğünümüze gelelim. Düğünde, düğünüm çok güzel geçti. Eğlenceliydi. Yani kınamdan daha çok şey yaptım. Aa, çok güzel. Düğünde eğlenebilmiş. Genelde gelinler kınada çok eğlendim derler. Evet. Ben daha kınama oldum. Düğünde daha çok eğlendim. Süper. Düğün günü bizim evimiz iki katlı ve merdiveni bahçeden. Babam hep dalga geçerdi düğün yaklaştıkça, bir de şuradan düşer misin falan korusun diye. Düştüm deme. Düştüm. Allah'tan amcamın oğlu tutuyordu kolumdan. Hani o ona iyice tutununca toparlandım kısa süre canım içinde. Canım benim ya. Çok geçmiş oldum. Bir şey 40 kere söylerseniz olur. Evet. Hep derim buradan. Hep iyi mesaj gönderin. Evet. Çocuğum düşersin düşersin pat düşer. Evet. Bu hiç değişmeyen kural. İzleyelim mi? Var mı? Tabii görürsün. Videosu da var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Elif, Allah korumuş seni, biliyor musun? Yani düşüp hakikaten yuvarlanıp bir yere düşebilirdi. Bir de daha korktuğum şey, düğünümde kocaman bir merdivenden inecektik. Benim direkt aklım oraya gitti. Buradan böyle düştüysem oradan patır kütür düşerim diye. Ama Allah'tan prova yaptığımız için hiç sorun yaşamadım. Gelinliğimin önü de kısaydı yani, yere sıfırı da. Sorun yaşamadım. Ay, çok geçmiş olsun. Indik. Çok şükür indiniz. Düğün salonuna geldiniz. Kaç kişilik bir salon? Salonumuz 750 kişilik. Var mıydı 750 kişi peki? Hiç bilmiyorum. Bir anda çok dolu gördüm. Ondan sonra bir boşalma gördüm. Yani hep bir sirkülasyon vardı. Bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş. Sonlara doğru zaten yakınlar kalıyor. Azalıyor. Gelinlik kiralık mıydı? Kendi gelinliğim. Öyle mi? Fiyatını öğrenelim. Fiyatı 22 bin. 22 bin TL. Evet. Nasıl sizce? Sadece gelinliğin mi? Kiralık mı? Sadece gelinliğim. Hayır. Üzerime dikildi. Bence çok normal şu anda aslanım. Tabii. Ben normal. Evet. Dikim için normal. Şey, ne kadar takı takıldı? Altın ve paralarla birlikte 150 bin civarı para takıldı. Peki senin bileziklerin falan hayır, da dahil mi? Hayır, onlar dahil değil. Yani küçük altınlar. Evet, neler taktılar peki set olarak? Şöyle, şimdi bu setim, bilekliğim, küpelerim var. Onun haricinde ince bileziklerim vardı ama ben çok şıngır şıngır sevmediğim için onları kaldırdım. Yani takmadım. Evet, ya takarsın belki ha. Bilmiyorum. Genelde bunu kullanıyorum. Bu nedir? Çeyrek altından yapılmış bir bileklik mi? Bu çeyrek. Bunu ne zaman? Ay çok sıkmışsın. Ay, evet. Dur biraz açayım bari. Hakikaten. Bunu teyzemin kızı taktı. Aa, çok zevkli. Düğünde. Bunu da eşimin teyzesi taktı. Çok güzel. Aa, ince. Bu da çok güzel. Çok güzel hayatım. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullan. Peki balayına nereye gittiniz? Balayına Bodrum'a gittik.
Güzel bir tatilimiz vardı ama ikimiz de hastalandık. Yani eşim galiba zehirlendi. Ne diyorsun? Çünkü kusma hastalık işte midesi kötüydü vesaire. Ben de üşüttüm. Kaç gün kaldınız? 5 gece kaldık Bodrum'da. Sonra 2 günlüğüne de Bursa'ya gittik bir arkadaşına. O çok hastaydı. Hani ben bir tık daha ondan daha iyiydim. Yine hani geldiğimizde ne tatil yaptınız be diyenler vardı ama bu hasta halimizdi gerçekten. Hani ne oldu biliyor musun? Kimse inanmadı lafınızı böyle. Estağfurullah. Şey oluyor. Hani çok yoruluyorlar düğün haritasını. Ondan sonra bir gidiyorlar orada klimayı açıyorlar. O klima var ya, o klima hasta. Ben klimadan hasta oldum gerçekten. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sıcacık evinizde güzel günleriniz olsun. Peki ilişki testi için hazır mısın? Ben hazır değilim. Peki oldu o zaman. Yani ben ne cevap vereceğimi de bilmiyorum. Eşimden hiç emin değilim nasıl bir cevaplar gelecek. Hadi bakalım. Neler olacak görelim mi? Görelim. Arayalım Arda'yı. Arayayım. Hadi ara. Bugün de haftanın ilk gününde umarım altınımızı verebiliriz. Şöyle bir sallayalım mı? Hoparlörde mi konuşuyorum? Evet lütfen. Bakalım nasıl açacak telefonu. Değil mi? Merak ediyoruz. Şöyle koyalım. Altın seni bekliyor. Efendim? Müsait misin? Müsaitim. Şimdi Aslı'nın bir ilişki testi yapacak. Birkaç sorusu var sana. Tamam. Veriyorum Aslı'nıma. Tamamlar. Arda merhaba, nasılsın? Merhaba Aslı'nım, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle ilk soruyu eşine, ardından da sana yönelteceğim. Şimdi seni beklemeye alıyorum. Ama kızlar, bir alkış rica edelim. Teşekkürler. Sana daha önce bir kez bile çiçek almayan eşinin annesine çiçek aldığını görsen ne tepki verirsin? Yani kızmam, annesi ne almış sonuçta. İçimden bir tık zaten hani bana da alsaydın keşke dediğimi gözümden anlar birazcık. Öyle mi? Evet, ama soruyu cevaplayacak olursam bir şey demem. Tabii ki annesine değer veren bir insan bana da değer verir, öyle düşünüyorum. Tabii ama buna bak, öyle bir cevap verin ki eşiniz ne cevap verir şeklinde cevap verin, tamam mı? Evet. Benim tepkimi... Evet, ben tekrar... senin tepkini merak ediyorum. Yani annesi de çiçek aldı ama sana almadı. Nasıl tepki verirsin? Bir şey demem. Cevabım bu. Bir şey demezsin. Evet, bir şey demem. Peki. Ama hani gözüme baktığında tamam hadi sana da alırım. Yani üzüldüğünü mü söylüyorum? Bir şey söyleyeceğim. Bize net, spesifik böyle net bir net. Cevap ver. Hiçbir şey demem. Annesini almışsa sevinirim. O kadar. Evet. Peki. Şimdi Arda'cığım, sen Elif'e bir kez bile çiçek almadın ama annene çiçek aldın, geldin. Peki Elif'in buna tepkisi ne olur? Tepkisi ne olur? Sanırım bir şey diyeceğini sanmıyorum. Biraz kırılırdı. Böyle net bir, tek bir cevap istiyoruz. Yani buna ne demiş olabilir Elif? Şöyle söyleyeyim o zaman, kırılırdı, biraz üzülürdü. Bunun da tepkisini gösterirdi bana. Vallahi Elif şöyle yaptı. Hiçbir şey söylemem. Ama bir şey söyleyeyim, vallahi kırılırım ben ya. Nasıl evet, söylemem? Ben de kırılırım. Yani al tabii annem. Tabii ki alacaksın tabii ki. Annene. Ama yani hanımını da bir kere düşün. Vallahi hiç üzüldüm. Aldın zaten hiç almaması da. Evet. Yani değil mi? Yani bu soru bu. Almış. Aldı mı Allah çiçek? Abi soruya karşı. Alıyor çocuk Arda, zaten alıyor. Arda'cığım bunun seninle bir alakası yok. Tamamen sorular böyle. Devam ediyoruz. Tamam. Annen damadı elini öpmediği için rahatsız olduğunu söylese ne yaparsın sen Elif? A. Eşine öpmesini söylerim. B. Hiçbir şey yapmam. C. Ben de onun annesinin elini öpmem. Annem rahatsız olmaz diye bir şık ekleyebiliyor muyum? Nasıl yapalım? Şimdi böyle şey gidelim. C. Ben de onun annesinin elini öpmem. Yok. Sen bunu yapmazsın. Yok. Yani öperim. Evet. O yapmıyor diye öyle bir şey yapmam. Söylerim ama bunu o an söylemem genelde. O yüzden söylerim diyeyim. Genelde tek kaldığımızda hani bak böyle yaparsan büyüklerimiz işte yani yapar. Eşine A mı diyorsun? Evet söylerim. Annemi lütfen elini öp, anneciğim alınabilir. Evet. Çok mantıklı. Hadi bakalım. Şimdi damat. Evet. Sen Elif'in annesinin
elini öpmemişsin ve Elif'e demiş ki ya ben bu duruma çok üzüldüm, hiç hoşuma gitmedi. Damat benim elimi öpmedi. Şimdi şıklar geliyor. Elif bu durumda ne yapar? A. Sana elini öpmesini söyler. B. Hiçbir şey yapmaz. C. O da senin annenin elini öpmez. Yok, elini öpmesini, öpmemi söyler. Yani. Doğru cevap. Doğru cevap. Devam ediyoruz. Arda'nın en sevdiği mevsim nedir? Arda'nın en sevdiği mevsim yaz. Hı hı. Peki. Yaz diyeyim. Arda'nın kış diyorum, son karar. Kış diyorum. Abi ortada bir bahar değildim bari. Evet. Yazdan kışa geçti. İlk kış bahar, yaz, sonbahar, kış. Kış. Kış, evet. Bekleyin. Arda. Evet, buradayım. En sevdiğin mevsim ne? En sevdiğim mevsim? Evet. Yaz. Tamam Arda, tamam. Devam ediyoruz. Ya. Eşinizin şimdiye kadar size yaptığı en romantik sürpriz neydi? Evlilik teklifi diyebilir belki o ama ben şey düşünüyorum, iş çıkışımda gelmişti. Yemek yedin mi diye sormuştu. Hayır dedim, hani tokum, yedim yani. Elinde bir pizza kutusuyla geldi. Şunu açıp bana versene dedi. Hani karnım da tok, canım hiç istemiyordu da, pide kutusuydu pardon. Sonra üfleyerek böyle açarken içinden telefon çıktı. O bence çok romantikti. Yani çok hoşuma gitti. Pide beklerken ona, elimle onu yedirmeyi beklerken telefon almış bana. Vay vay. Bence vay. Bu. Jeli'ye bak güzel. Ya jeli evet. Güzelliği. Ya ay hadi bakalım. Şimdi Arda'cığım, evet. Şimdiye kadar Elif'e yaptığın en romantik sürpriz neydi? Yani birçok şey yaptım ama en romantiğini düşünmeye çalışıyorum. Ha. Galiba telefon almıştım. Telefonu. Vallahi helal olsun. Evet, biz de çok beğendik. Bir de kutusundan bize de böyle bir telefon çıkar mı acaba? İnşallah. Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi Elif'ciğim sen evde yoksun. Evde yemek de yok. Annesi de evde yok. Karşı komşu anne de yok. Arda'nın karnı aç. Dışarıdan yemek söyleyecek. Ne sipariş eder? Patates ve hamburger eder. Yani hamburger, patates menü. Öyle mi? Evet. Acaba şıklar versek olur mu? Olur. Olur. A. Lahmacun. B. Pizza. C. Kebap. D. Tavuk. Pizza. Pizza. Peki. Şimdi Arda. Efendim? Hanım evde yok, kimse evde yok, evde de yemek yok. Dışarıdan yemek söyleyeceksin. Acaba hangisini sipariş edersin? A. Lahmacun. B. Pizza. C. Kebap. D. Tavuk. Lahmacun. İkimizi gerekiyordu ama. Ya valla ben de lahmacun söylüyorum. Pizzayla ne işimiz olur bizim? İki haftadır pizza yiyoruz ama. Bıkmış pizzadan çocuk. İki haftadır pizza yiyoruz. Bıktın değil mi Arda pizzadan? Evet evet bıktım. Valla bence de. Ya lahmacunun yanında pizzanın lafı mı olur? Devam evet. Ediyoruz. Arda'nın en sevdiği balık nedir? Hamsi, palamut, lüfer, levrek, kalkan falan filan. İzmarit? Evet. İzmarit mi? İzmarit arkadaşlar. İzmarit diye bir balık var. İzmarit. Evet, duymadınız mı? Ben de duymadım. Allah Allah. Bakayım evet. O ne diyecek. Şimdi Arda. Efendim buradayım. En sevdiğin balık nedir? Hamsi, palamut, lüfer, levrek, kalkan falan filan gibi. Sen daha iyi bilirsin. En sevdiğim balık. Evet. İstavrit diyeyim. İstavrit. Evet. Peki hanımın ne dedi biliyor musun? Hanımın dedi ki ne yemek sever, hangi balığı yemeyi ister dedi. Mesela kalkan falan da dedim hani hatırlasın diye. İzmarit dedi. İzmarit, istavrit ikisi de aynı ama evet cinsleri fark ediyor doğru. Cinsleri farklı. Ya izmarit şey mi oluyordu? İstavritin küçüğü mü oluyordu, büyüğü mü? Yok, istavritin büyüğü oluyor. Büyüğü yani oluyordu değil mi? Evet. Küçüğü de kıraça mıydı? Yok, büyüğü izmarit, küçüğü istavrit. Daha bir küçüğü yok mu istavritin? Onun bir daha küçüğü yok hayır. Ha anladım. Var zannediyordum valla. Bir de gümüş balığı var değil mi? Evet, evet onu da arada tutuyoruz da. Tutuyor musunuz? Yemiyor ufacık. Ay ama çok lezzetlidir. Böyle kullarını yıkılamak çok zor. 3 günü 4 günü falan balığa gideriz genelde her akşam. Aa anladım. Vallahi çok anladım. Güzel. Olsa da yesek dedik vallahi bu akşam için. Teşekkür ederiz bu bilgilendirme için. Kaç yanlış var? Maalesef 4 aslanım. 4 mü? 4 yanlış ya. Aa! 4 ya. Doğrudan çok yanlış var. 4 çok fazla. 4 çok olmadı mı? Çok oldu.
Arda üzgünüm, vallahi üzgünüm ablacığım. Olsun, şansımız yok diyelim. Evet, siz aşkta kazanmışsınız. Şahanesiniz ikiniz de. Çok teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlar size. Şimdi hanımla şans dile. Çünkü gelinler eşin Elif'e puan kullanmaya geçiyorlar. Puanlamadayız. Benim sana puanım... Yani bana olan yorumlarıyla şu an puanını az buldum. Boş buldum yani. Hani biraz... Senin evini umarım dolu buluruz. Tamam. Bakacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Bu beni hiç mutlu etmedi. Ama çok eksiklerin vardı. İşte masan olsun, çeyizin olsun. Çeyizin hele çok azdı. Boş, sade bir karşılamaydı. Görüşeceğiz. Ne mutfağında, ne yatak odanda, ne de salonunda kendinden kattığım bir şey göremedim. Planlamışsınız gibi geliyor biraz açıkçası. Bu öyle kadar şey imkansız. Az sonra. Büyük ödülümüz 50.000 TL için gelinler puanlarını kullandılar. Elif'ciğim, her şey için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. En yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? Esra ve Damla'dan bekliyorum. Evet. Diğerlerini de çok düşük vereceğini düşünmüyorum ama tabii bir yarışma. Yani nasıl verecek? Bizden neden düşük bekliyorsun? Şöyle düşük beklemiyorum. En yüksek puan hani onlardan bekledim. Yani siz ortalama bir puan verirsiniz diye düşünüyorum yani evime göre. Peki. O zaman Damlacığım senden başlayalım. Önce kısaca sebeplerini rica ediyorum. Sonra puanını görelim. Öncelikle ben oturma odamı birazcık yatak odanı birazcık boş buldum. Biraz eksiklerin vardı. Mutfağını beğendim. Şık duruyordu dışarıdan içeriye ilk bakıldığında. Oturma odamı da birazcık çok sade buldum. Ama diğer geri kalan her şey güzeldi. Sunumunu beğendim. Çeyizin dolu doluydu. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Peki, puanını görelim Damla. Benim sana puanım... 3 puan Damla'dan. Yani biraz şaşırdım 3 puanına çünkü diğer kızların yorumlarıyla birlikte hani onlara nazaran güzel şeyleri söyledi. Yani bana olan yorumlarıyla şu an puanını az buldum açıkçası. Ama yani şöyle söyleyeyim hani 4-4'lük de bir yapamadım. Hani bir teraziye koydum öyle söyleyeyim. Evet. Ve o terazi hani en iyi ortası olsun dedim. Anlatabildim. Hani peki ben sorayım. Seni rahatlatayım Damla. 2 puanı nereden kırdın? 2 puanı dediğim gibi yatak odası biraz fazla boştu. Diğeri de oturma odasından kırdım. Yani fonlara takıldım. Hani onlardan kırdım. Sunumun çok beğendim. Bir de çeyizini çok beğendim. Peki şöyle demek istiyor. Hani hadi perdelerden ve yatak odasından 1 puan kırdın. 4. Doğru mu? Diğer bir puan nereden kırıldı? Mutfağındaki mermer desenli masayı da ilk söylemiştim sana. O masa oraya hani birazcık boğmuş. Yani çok gri ve siyahlaştırmışsın, biraz boğmuşsun dedim. Hani bir tek boş buldum yani. Hani birazcık... Senin evini umarım dolu buluruz. Tamam. Bakacağız. Tamam. Teşekkür ederim. O kadar wow olmadım. Ona da bunu hani belli ettim diye düşünüyorum. Yatak odası olsun, oturma odası olsun, mutfak olsun. Fakat ben insanlara laflarımla dövmeyi çok sevmiyorum. Ama belli ettiğimi düşünüyorum. O sebepten ötürü puanım ona 3 oldu. Evet, Sinop'la Esra'dan devam edelim. Öncelikle sebeplerini kısaca duyalım mı? Evinde zaten birçok şeyi beğendim, birçok şeyi de beğenmediğimi söylemiştim. Öncelikle hani çok çok gözüme batan şey perdelerin oldu. Çok hani mesafeleri kısa, işte duvardan duvara değil. Salonunda beğenmediklerim daha çok. Yani çok sade bir salon. Hani yani bana göre değil. Halın çok beyaz. Yani buraya çok soluk kalmış. Bunu söylemiştim. İstersen puanımı verdikten sonra devam edeyim. Peki. Tabii. Puanını görelim Esra'cığım. 3 puan.
Esra'dan da 3 puanı beklemiyordum. Çünkü evimde bir eksiklik, boşluk olduğunu ya da çok beyaz olduğunu düşünmüyorum. Kendi evini de merak ediyorum açıkçası. Ama hani verdiği puanı evime uygun bulamadım. Ama yani yapacak bir şey yok. Sıra ona da gelecek. Ben de yorumlayacağım evini tabii ki. Hı hı. Teşekkür ederim verdiğim puandan. Ama bu beni hiç mutlu etmedi. Ama çok eksiklerin vardı. İşte masan olsun, çeyizin olsun. Çeyizin hele çok azdı. Çeyiz odasında hiç böyle bir yorumun yoktu. Gayet hepiniz beğendiniz. Güzel yorumlar yaptınız çeyizime. Şimdi az demeni biraz kötü buldum yani. Az orada da diyebilirdin. O zaman orada neden az demedin? Nereden kıracağını bulamayıp hani şimdi gelmiş çeyizimi söylüyor olabilirsin. Ama en azından diğer yorumlarınla uygun bir yorum olsaydı keşke. Yani nereden kırdığımı söylersem eğer zaten karşılamayı hep beraber şey yaptık. Hani boş sade bir karşılamaydı. Karşılamamı neden bir karşılama yaptığımı da söyledim. Yani elinize hemen sizi tanımadan hediye tutuşturmak istemedim. O yüzden sizi güzel bir şekilde enerjik, pozitif ağırlayıp kahvelerinizin yanında ikram etmek istedim. Onun dışında yani az buldum puanını. Çünkü karşılama diyorsun, sizden böyle davul, zurna, orkestralı bir şey bekliyorum. Yapmazsanız da bir sürpriz bekliyorum yani mutlaka. Görüşeceğiz. Beni kıskandıklarını düşünüyorum her koşulda. Puanlarda da bunu gösterdiler gayet de açık bir şekilde. Bu verdikleri puanlarla haksızlık ettiklerini düşünüyorum. Şevvacığım, seninle devam edelim lütfen. Kısaca sebeplerini alalım, çok kısa. Ben zaten gayet güzel kendimi burada ifade ettiğimi düşünüyorum. Yorumlarımın altı hep doluydu. Senden de bir cevap karşılık bekleyemedim açıkçası. Yorumlarıma çok tatmin edici cevaplar alamadım. Yani bu da düşüncelerimin bence doğru olduğunu gösterdi bana. O yüzden puanımı bu şekilde kullandım. Puanını görelim Şevvacığım. Benim sana puanım. Üç puan. Zaten en yüksek puanı kimden bekledin diye sorduğunuzda söylememiştim. Yani aslında düşük de buluyorum. Ama neyden kırdığını da merak ediyorum açıkçası. Onları da bana söylerse, öğrenmiş olursam benim için de iyi olur. Evet, iki puanı nereden kırdığını duymak tabii ister. Aslında tam olarak bir puan oradan kırdım, bir puan buradan kırdım diye ayırmadım. Genel olarak bir değerlendirme yaptım. Ne mutfağında, ne yatak odanda, ne de salonunda kendinden kattığım bir şey göremedim çok fazla. Her yerde bir sadelik, bir boşluk vardı. Sade gelin olabilirsin, sevmiyor olabilirsin. Bunu savundun ama masanda da gold gördük. Kıyafetin şıkır şıkırdı. Bir de Arnavut gelinisin bunun üstüne. Arnavutsun. Bunlar bence çelişti birbirleriyle. Sadeliği biraz kendine bahane olarak görmüş olduğunu düşünüyorum. Hayır. Eleştirilerimize sen karşılık. Ben bitireyim sonra sen kendini tekrar savunursun. Ekstra yaptığım eleştirilerde zaten sana söylediğimde bana bir karşılık veremedin. O yüzden hepsinin doğru olduğunu da düşünüyorum. Hangi eleştirilerin mesela? Yani perdeni eleştirdim, ben böyle seviyorum dedin ama perdenin bir yani bütün odalarda bir korniş tutturdunuz. Perdenin evet, bir gitti, kornişi evet vardır ve perdenin korniş kadar olması gerekir. Eğer sen perdeni bu kadar kısa seviyorsan kornişini de o boyutta tutmalıydın. Kornişin eğer o boyutta olsaydı benim buna yorum yapma şansım doğmazdı. Fakat kornişim büyük, perden kısa olduğu için bu hiç hoş durmamış. Burada yani boydan boya korniş takılmış. Evet. Tercihe bırakılmış. Evet. İsterseniz bu şekilde kullanın, isterseniz boydan boya kullanılabilir. Ama bence güzel durmuyor Aslı Hanım. Yatak odasında bu daha çok belliydi. Ortada sadece bir perde varmış. Hani öncesinde de söylediğim gibi ölçü vermişiz de yanlış ölçülü bir perde gelmiş gibiydi. Bugüne kadar bir sürü ev gezdim yani yarışmada olmasam da hiçbir zaman öyle kısa perde ya da ortabada bir perde görmedim. Bunun dışında bu kadar söyleyeceklerim. Senin söylemek istediğin bir şey varsa tekrar cevap verebilirim. Evinde hiç senden senin kattığın bir şey göremedin dedin. Çiçekten tutalım, sehpaya atıyorum, yatak odamdaki örtüden hani halıya
Bunları ben aldım. Tamam, hepiniz hemen hemen aynı yorumu yaptınız tül perdelerime. Evet. Bu konuda herkesin fikri değişebilir. Hani ben böyle seviyorum dedim. Çünkü fon, yani bakan illaki görecek, buraya boydan boya perde gitmez, fon kapatır. Doğru söylüyor ya da sizi de haklı bulabilir. Ben evime çok şey kattığımı düşünüyorum bu konuda. Çünkü bir bu mobilyaları alıp koyduğumuzda böyle durmuyordu. Halısını, ünitesini, çiçeğini, işte rafını, tablosunu alıp koyduğumuzda birçok şey kattığımı düşünüyorum. Evet, mobilyalar zaten bir şey katıyor eve, doğru. Ben ilk günden korktuğunuzu düşünüyorum. Hepinizin 3 puan vermesi bu kadar normal değil. Çünkü evim 3 puanlık bir ev de değil. Zaten bunu göreceğiz, onu da düşünüyorum. Yani beklediğim puanlar değildi açıkçası. Hak etmediğimi düşünüyorum 3 puanı. Peki bizden beklediğin düşük puan neydi? Yüksek beklediğin puan neydi diğer arkadaşların? Yani diğerleriyle aynı olması da beni şaşırttı açıkçası. Bence yani de. Hangimiz düşük kullandık, hangimiz yüksek kullandık yani, anlamadım şu an. Şöyle, mesela Şevval'den yüksek geldi düşünceme göre. Yorumlarına da zaten hepsinde söyledi beğenmediğini, etmediğini. Şevval'den 2 bekliyordum. Hmm. Yani o da biraz bir tık şaşırttı beni ama üçlük de bir ev değil benim evim. Sırada onların evini göreceğiz. Bakalım. Bir anda benden en düşük puanı beklediğini söyledi. Neden öyle düşündüğünü anlamadım. Aslında yerinde ve güzel eleştiri yapan tek kişi bendim bence burada. Yüksek bekledikleri gelinler de benimle aynı puanı verdiler. Ben hakkaniyetli olduğumu düşünüyorum. Evet Esra'cığım, senin puanın kaldı. Merak ediyoruz. Bence sen direkt puanını göster bize, onun üzerine konuşalım, olur mu? Tamam Aslı Hanım, olur. Puanını görelim canım. Benim sana puanım... 3 puan. Yok artık Aslı Hanım, yani ben hepsinin 3 vermesi planlamışsınız gibi geliyor biraz açıkçası. Bu öyle kadar şey hani... imkansız. Ben şöyle açıklayayım Aslı Hanım puanımı. Hı hı. Ben zaten yatak odasında pek beğenmediğimi söylemiştim. Çok yetersiz olduğunu söylemiştim, aksesuarların olsun. Renk olarak dedim, bir canlılık yok. Keza salona geldik, aynı şeyleri vurguladım yine. Hı hı. Renk detayı hiç yok dedim. Çok fazla beyaz, oksijenli hatta dedim, fazla geldi diye. Onun dışında perdeleri artık değinmeyeceğim çünkü çok konuştuk, evet, onu. Çok. Ve sen benden düşük puan bekliyordun. Yüksek puanla aynı oldu. Sevinmen gerekiyor benim verdiğim puana. Yani aslında verilen hiçbir puana sevinemedim. Çünkü düşünmüyorum. Benden yani kaç puan bekliyordun? Düşük sen, bekliyordun. Senden ya. De iki bekliyordum. Üç verdim o zaman. Peki buradan iki. Şevval'den 2. Diğer Esra ve Damla'dan ne bekliyordun? Damla'dan 4. Hani Şevval'den 3 ya da 4 diye düşünüyordum. Sen 4 görmek isterdin. 4 görmek bunu isterdim. Anladım. Hadi 5 değil. Tamam, okey. Tamam. 4 görmek isterdim çünkü izleyenler de zaten görecek, atıyorum salona aynı şekilde, evet. Televizyonum aynı şekilde, mutfağım aynı şekilde, yemek masam. Yani bu adillik sağlanacağını düşünüyorum açıkçası. Sizi de güzel karşıladığımı düşünüyorum. Evet, gayet misafirperverdin, güler yüzlüydün, sunumların çok ederim. Güzeldi. Zaten puanıma da ben onları yansıttım. Ben de onları. Kırdığım yerleri söyledim açıkçası. Bu şekilde. Evet, gelinlerden toplamda 12 puan aldın. Evet Aslı Hanım. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Haftanın ilk gününde Elif gelin son derece heyecanlı, tedirgin ve bir o kadar da kibardı. Bence beni ve gelinlere gayet saygılı ve kibar davranmaya çalıştı. Eleştirilere de gayet böyle sakin cevaplar verdi. Çeyizine gelecek olursam, çeyiz bence biraz sanki azdı. Daha iyi bir çeyiz olabilir miydi? Çünkü çok yeni evli olduğu için. Evet, ama kendisi de belirtti. Ben çok çeyiz sevmiyorum. İşte kayınvalidemin bana hediye ettiği parçalar vesaireler demişti. Sanki böyle yeni jenerasyonun çoğu çeyizden yana değil. Ama sonra demişti ki benim evimde annemden getirdiğim her şey benim çeyizim. Bana da çok mantıklı geliyor açıkçası bu açıklama. Ama tabii ki farklı parçalar görmek istiyor muyuz? İstiyoruz. Salonunda evet açık renkler hakimdi. Gelinler özellikle fon olmamasını ve tüllerin ortadan çok fazla kesik olmasını eleştirdiler. Evet, salon bence küçük
metrekareye sahip. Açık renk kullanması çok doğru bir düşünce. Lakin kanepenin üzerinde renkli desenli kırlentler kullansa biraz daha ortamı sıcaklaştırabilirdi. Yemek masanda inanılmaz lezzetli şeyler vardı. Ben diyette olsam da birazcık ihanet ettim bugün. Ucundan tatlarına baktım, dayanamadım. Aile büyüklerinin yapmış olduğu lezzetler özellikle çok güzeldi. Ellerine, emeklerine sağlık. Eşinle birlikte yuvanda sana sonsuz mutluluklar diliyorum. Nezaketin için çok teşekkür ediyorum. Vallahi bu çiçekler şimdi geldi. İnanılmaz duygulandım çünkü çok güzel notlar var. Kayınvaliden ve sevgili annen sağ olsunlar bana bu güzel çiçekleri göndermişler. Kayınvaliden bugün işe hakikaten bize destek vermek için, bizlerle olmak için gitmemiş. Çok sevdiklerini ve sıkı takip ettiklerini yazmışlar. Ben de çok çok teşekkürler ediyorum size. En derin sevgilerimi gönderiyorum güzel ve çok kıymetli kızımızın evine. Hoş geldiniz demişler. Aynı şekilde annen Nagihan Hanım da bu şekilde bir not göndermiş. Emel Hanım'a ve Nagihan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Yani kadınlar ne kadar nazikler, evet, değil mi? Evet. Ne kadar inceler. Sağ olsunlar, yeni yıla girmeye günler kala. Özellikle bunlar çok görüyoruz. İnşallah şans getirsin hepimize. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum. Sana da sanırım, evet, eşinden. Bana da sürpriz oldu. Eşimden gelmiş. Bilmiyordum yani, hiçbirinden haberim yoktu. Çok çok teşekkür çok ediyoruz oldum. Değil mi? Çiçek evet. görünce kimin yüzü gülmüyor ki? Evet. Efendim, çiçek yollayanlarınız, çiçek getirenleriniz çok olsun diyelim. Teşekkürler edelim. Ve yarın neredeyiz? İstanbul Esenler'deyiz. Evet Damlacığım. Bakalım yarın bizi nasıl bir gün bekliyor olacak. Evet. Merak ediyoruz bu kadar yorumların ardından. Öyle evet. değil mi? Peki. Sabırsızlıkla. Öncelikle ev sahibimize çok teşekkür ediyorum sevgili Elif. Sizlere de. Ve değerli izleyenler, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Anahtarlığım bu kadar ilgi görmedi. Almak istemedim o yüzden. Suda bir koku var. Çeşme suyu olabilir mi? Sağlığımız bence şu an tehlike altında olabilir. Avizeyi de ben biraz bardağa benzetebildim. Yorum yapmak için yorum yapıyor musun? Yok, hayır. Yani bana. Uyum. Sonuçta buradaki uyuma bakıyoruz. Nara akıl ol dedi, vurdu böyle başına. Kombinlemelerinde yine sıkıntı var. Avizem gold. Değil. Saçmalık. Kesinlikle gold. Başlığım biraz anneannemin başlığına benziyor. Ay ben evli olmasaydım hemen pıt diye yutmuştum. Ben yuttum. Evet. O senede evlendim. Önce göze hitap etmeli ki midem sonra da doysun. İlk kavganız hangi konuyla alakalıydı? Yüzey temizleyicisi kavgamız almıştı. Bak şöyle kameradan içeri. Nasıl olur gelin evi döşemesi temizliği. Geline gelin yapandır eve getirdi. İkramda yoktur üstüme güvenirim.